Merhaba sevgili çocuklar. Merhaba sevgili çocuklar. Ben Rıdvan Hoca. Bugün hep beraber 7. sınıf 2020 yılı çıkmış BUSİK sınavını çözüyoruz ve böylece 7. sınıf sorularını da senesini bitirmiş oluyoruz. Hızlı bir şekilde başlamadan önce hepinize şimdiden başarı diliyorum ve 7. sınıf BUSİK sınavına başlayalım. 7. sınıf BUSİK sınavı 2020 sorularına başlayalım. Birinci sorumuz için şöyle bize bir kalem lazım. Kalemimizi hemen alalım buradan. Fatih kalemimiz gelsin. Tamam, kalemimiz geldi. Bu metinde televizyonla ilgili aşağıdaki hangisine denilmemiştir? Dikkat edin, denilmemiştir. Bu altıncı sözcükte çok dikkat edin. Beyin bir süre sonra değiştirebiliyor. Siz sakın şey yapmayın. Dikkatli olun bu sözcüklerde. Televizyondan olduğu gibi bugün de çağdaş yaşamın vazgeçilmez ve gizemli bir gerçeğidir. Tamam. Vazgeçilmezdir çünkü yaşamda kullandığımız diğer birçok araç gibi hala hayatın içindedir. İnsanın ufkunu geliştirir, bilgisini artırır, eğlenceyi günün her saatinde yaşayabilen bir olgu haline getirir. İnsanın dış dünyaya açılmasını sağlar. Yaşam biçimlerini, zaman alışkanlığını değiştirir. Haber, belgesellerin yanı sıra spor, sanatı da ekran getirerek yaşamı ne yapar? Zenginleştirir. Hangisi teknoloji denilmemiştir? Bilim ve tekniğe olan katkısı. Burada bilim ve tekniğe olan katkısı bir soru işareti kalsın bakalım. Bulamadım. Eğitici ve eğlendirici özelliklerine. Şöyle bakalım. Eğitici ve eğlendirici özelliklerine. Şimdi vazgeçilmezdir. Eğitici ve eğlenceli bir şeyle bulmaya çalışıyoruz. Günün her saatinde getirir. İnsanlar atarlı biçimde zaman arkadaştır. Haber, belgesel, spor ve sanat, eğitici ve eğlendirici. Spor sanatı alabilir miyiz? Alabilir miyiz? Alabilir biraz. Ama bakalım da onu şey var mı? Şurada daha güzeli var. Ufku geliştirmesi, bilgi artırması, eğlenceli. Dün olduğu kadar bu da işte olduğu haline getirmesi nedir? Eğitici ve eğlenceli olduğu anlamına geliyor. Şuradaki kısım. Anlaştık mı? Bunu hallettik. Yaşamın ayrılmaz bir parçası. Bir yerde diyor dün olduğu kadar bugüne vazgeçilmez bir gerçektir diyor. Vazgeçilmezdir değil mi? Şurada güzel ayrılmaz bir parçası olduğunu anlıyoruz. Değil mi? Bakın yaşamdan kullandığımız birçok alanda vazgeçilmezdir. Çünkü yaşamın birçok alandan devam ediyor. Bir sonraki soru bireyi farklı alan davranışlara yönelttiği. Farklı davranışlara bakalım. Yani bize farklı davranışlar kazandırmaya başlıyor diyor. Bunu bulabilecek miyiz bir yerde? İnsanın dış dünyaya açılmasını sağlar. Yaşam biçimlerini, zamanla alışkanlıklarını değiştirir. Farklı alışkanlık oluşturmaya çalışıyor değil mi? Evet, o zaman cevabımız Adana. Bilme ve tekne olan katkısını ben parçada bulamadım. Bulanlarınız var mı bilmiyorum. Belki vardır. Bu parçada aşağıdaki hangisi denilmemiştir? Parça bir okuyalım şöyle. Yakınlaştıralım. Tamam. Hizmet şekline göre zaman içinde üniversite kütüphanelerinin halk kütüphanelerine kadar onlarca kütüphaneye gelişen teknolojiyle birlikte çevrim içi kütüphaneler eklendi. Yani diyor onlarca kütüphane vardı. Üstüne bir de çevrim içi kütüphaneler eklendi. Genel ağ üzerinde kullanıcılara ulaşan bu kütüphaneler hızlı hizmet verdiğinden günümüzde çok tercih ediliyor. Tarihten müziğe dek ulaşmak istediğiniz bütün bilgiler için ihtiyacınız olan tek şey sadece genel ağ bağlantısı olan bir bilgisayar, tablet veya telefon. Kütüphane havası soluğumuz, kütüphane havası solumak bazılarımız için ayrı bir değer taşısa da daha kolay güncellenebilen ve erişimi her yerde mümkün olabilen çevrim içi kütüphanelerin çağı yakaladığı muhakkaktır. Güzel. Hangisini denememiş? Bakalım parçaya dönmeden yakalayabilecek miyiz? Bilgisayar ortamına aktaran bilim ve sanat dalından hangileri bilgisayar ortamına aktarmış var mı? Yok göremedim. Daha sonra aklıma gelmiyor. Çevrim içi kütüphanelerden önce de farklı kütüphane hizmetlerinin var oldu. Zaten bir sürü onlarca kütüphane olduğunu söylemişti. Çevrim içi kütüphanelerin sağladığı kolaylıklardan bahsediyor. İşte istediğiniz yerde ulaşabiliyorsunuz gibi. Geleneksel kütüphanelerin çağın gerisinden kaldı. Bu da yok. Geleneksel kütüphane çağın gerisinden kaldı. Buna gibi bir bilgi var mı? Bu da yok. Bu durumda iki şık arasında kaldık. Adana ve Diyarbakır arasında. Şimdi tekrar parçaya dönüp acaba bilgisayar ortamına aktarılan bilim ve sanat dalından bahsetmiş mi? Ya da bu kütüphanelerin, geleneksel kütüphanelerin çağın gerisinden kaldığından bahsetmiş mi ki? Ben bunu hiç göremedim. Ama şu bir yerde var mı? Bakalım bulabilecek miyiz? A şıkkını bulmaya çalışıyoruz. Şimdi yavaş yavaş yukarı çıkalım. Evet bakalım A ne diyordu? Bilgisayar ortamına aktarılan bilim ve sanat dalından. Bilgisayar ortamına aktarılan bilim ve sanat dalından. Evet, buraya kütüphaneye geçiyor. Çevrimiçi kütüphaneler ekleniyor diyor. Genel ortamda kullanılacak kütüphaneler hızlı eğitim günümüze tercih ediyor diyor. Tarihten müziğe dek. Ulaşmak istediğimiz bütün bilgiler ihtiyacımız olan tek şey yine ağda tablete ulaşabilirsiniz diyor ve devam ediyor. Şimdi çocuklar,
Tarihten, bakın tarihten bize tek ulaşabilir, bütün bilgiler ne yapabiliyoruz? Ulaşabiliyoruz. Bu A. Yani her şeye ulaşabiliyoruz. Bilgisayar ortamında aktarılan bilim ve sanat dalından, tarihten, tarihine kadar, teknoloji, neden beni atladı böyle? Tarihten müziğe kadar, sanat, müzik, tarih, bilim. Tarihten yani müziğe kadar dedi, bütün her şeyin aktardığını söylüyor. Buradan çıkarabiliriz. Onun dışında başka şey var mı? Peki D'yi bulabilir miyiz? Geleneksel kütüphane çağın gerisine kaldığı ile ilgili. Bakın, hiçbir yerde D ile ilgili bir şey yok. İşte kütüphane, onca kütüphane yeni bir kütüphane eklendiğini söylüyor. Ve başka hiçbir yerden eski kütüphanelerden bahsetmiyor. Hep bu dijital kütüphaneden bahsediyor. Ama biz burada bir kısmını çıkarabiliyoruz sanki. Kısmen %100 olmasa da bilgisayar ortamına aktarılan bilim ve sanat dallarından şuradan çıkarabiliyoruz. İzleyelim. Örneğin diyor ya tarihten, tarihimize dek bütün bilgiler ihtiyacı olan her şey bu ağa girdi diyor. Onun dışında oradan şey yapabiliriz. Başka bir yerden çıkaramıyoruz. Bu durumda cevabımız hiç ulaşamadığımız Diyarbakır diyoruz. Buna kısmen yani %80-90 o verdiğim bilgiden tarih temizliğe kadar değil için oradan çıkarabiliriz. Bütün sanat dallarından olduğunu bahsediyorum. Bir sonraki sorumuza geçelim. Bu üçüncü sorumuz. Şöyle aktaralım. Bitelim ortalayalım daha doğrusu. Bunu söyleyeyim. Bilinen kitaplarda aradığı özellik aşağıdakilerden hangisidir? Kitaplarda aradığı özellik hangisidir? Konuları basit bir şekilde işleyen, basit bir kurguya dayanan, en ufak bir sürprize yer vermeden sonlanan kitaplardan kaçınıyorum. Herkesin yaşadığı duyguları, hiç karşılaşmamış bir olay, bak herkesin karşılaştığı duyguları. Evet, hiç karşılaşmamış bir olay örgüsüyle anlatan, farklı bir şekilde anlatan, farklı bir ses çıkaran kitaplar okumak istiyorum. Ne demek istiyor? Hep gelene benzemesin bu anlatan kişi, farklı olsun. Bu da nedir? Kitaplarda aradığı şey nedir? Özgünlük olur değil mi? Özgünlük yani kitabın kendine has bir anlatım üslubu ya da yazarın kendine has bir anlatım üslubu, farklı bir tarz. Konular aynı olsa bile o anlatış şekli farklı olsun, beni o çekiyor diyor. Yani o zaman cevabımız de bakır. Evrensellik ya da tutarlılık ya da belirsizlik değil. Zaten buna dek edebiliyoruz. Cevabımız de bakır. Özgünlük. Anlatmak istediği şu. Anlaştık mı? Bir sonraki sorumuza bakalım. Bu metine geçelim. Bu metinde söz edeceğim. Milli Park ile ilgili aşağıdaki hangisine denilmiştir? Milli Park. En büyük seviye ormanını, en büyük seviye ormanını boynunda bir gerdanlık gibi taşıyan bu Milli Park'ı ziyaret edenler Kızılçam'dan Karaçam'a, Sedir'den Köknar'a ve Şeçeşti'nin yabani zeytinliğine dek hemen her ağaçta, her yerde yeşil tonlarını görme imkanına kavuşuyor. Yaban hayatı açısından da birçok canlıya kucak açan alanda alageyik, yaban keçisi, yaban domuzu, ayı, kurt ve çeşitli kuş türleri yaşamını sürdürüyor bu parkta. Hangisi denilmiştir? Evet, aklımızda kaldı bir şeyler. O zaman sonra şıkkımıza bakalım. Alandan tek olduğuna öyle bir şey yok. Bulunduğu bölgeyle ilgili öyle bir şey yok. Zerçen ömrünün ayrıldığına değil. Burada ne doğal hayatın devamlı ettiğine değil mi? İşte ala geyik, yaban domuzu, kuşlar bir şey burada yaşıyor. Doğal hayat burada devam ediyor. Cevabımız Diyarbakır diyoruz. Bir sonraki sorumuza bakalım. Bir sonraki sorumuz şuraya kayıyoruz. Biraz küçültelim bence. Tamam. Şimdi diyoruz ki bu metinde metinlerde ya metin yok. Numaralanmış cümlelerde yapılması istenen oluş sırası hangisidir? Sepet yapımı ilgili bir şey verilmiş. Güzel. Biz şey yapacağız söyleyeyim. Sırasını bulmaya çalışacağız. Önce hangisi sonra hangisi. Yerme biçimindeki bir başka diyorum. Bundan önce bir şey var. Bak bu giriş cümlesi olmaz değil mi? Daha sonra diyor. Bu da giriş cümlesi olmaz. Bir şey yapılmış daha önce. İşte böyle sözcüklerden bunun giriş cümlesi olamayacağını bulabiliriz. İnceltilmiş ağaçlar. Bak inceltilmiş ağaçlar. Daha önce inceltmişiz. Bu da olmaz. Dörde bakalım. Kalın kestane veya fındık ağaçları L şeklindeki keskiyle kesilir. Bak gördünüz mü? Kesilir. Bu olabilir. Giriş cümlesi olsun. Ne yaptık? Kalın kestane ve fındık ağaçlarının L şeklindeki keskiyle ne yaptık? Kestik. Daha sonra hazırlanmış şeritle. Şerit hazırlamış lazım. Öyle bir olmaz. İki olmaz mesela. İnceltilmiş ağaçlar. Keskiyle kestik. İncelttik mi peki? Hayır. Şuna bakalım. Bir ne diyor? Bak. İnceltilmiş ağaçlar. İnceltildi diyor. Bak bunlar hepsi bir bağlantılı. Yarım ay şeklinde bir başka keskiyle tıraşlanarak inceltilir. İncelttik. Sonra diyor ki inceltilmiş ağaçlar. Bak burada incelttik diyor. Sonra diyor ki inceltilmiş ağaçlar. Devamı bu olmalı. İnceltilmiş ağaçlar yerlerde ilk önce birbirine dairesi olarak geçirir. Tamam. Daha sonra da hazırlanmış şerit şeklindeki ağaçlar da etraflarına sırasıyla geçirir. Gördün mü? O zaman 4 ile başlayacağız. Buradan 1'e atlayacağız. 4'ten 1'e.
Birden sonra ağaça incelttikten sonra 3'e atlayacağız. İncetmiş ağaça şöyle yapacağız diyor. En sonunda 2'de, daha sonra da şu 1'de hazırladığımız incelt, şey kestiğimiz bu ağaçlar var ya. Keskiye kestiğimiz bu ağaçları da etrafına saracağız diyor. Cevabımız Diyarbakır oluyor. Şimdi bu bağlantıyı gören ve giriş cümlesini yakalayan öğrenciye mesela giriş cümlesini bu olamaz, şu olamaz, şu olamaz diyorsunuz. 4 numara benim giriş cümlem. Tamam. 4'e bakalım mantıklı bir sıralama oluşuyor mu? C şıkkına gidelim. Dedim ki A ve B'yi şıkladan elde ediniz. C'den başlıyoruz 4. Kalın kestane ve fındık ağacı L şeklindeki keski aletle kesilir. 3. İncetilmiş ağaca yerde ilk önce birine dairesel olarak geçirir. Keskiyle kestik incetilmiş ağaçlar. 2. Daha sonra da önceden hazırlanmış şerit şeklindeki ağaçlar da etrafında sarılır. Daha önce şerit de mi hazırlamışız? 1. Yarım şeklindeki başka keskiye taşınarak inceltilir. Mantık oldu mu? Yok, çok mantıksız oldu. 4'e başlayalım. 4. Kalın kestane ve fındık ağacı şeklindeki keskiyle kesilir. Yarım ay şeklindeki bir başka keskiyle taşınarak inceltilir. İnceltilmiş ağaçlar yerlerde ilk önce birilerine dairesel olarak geliştirilir. Daha sonra da önceden hazırlanmış şerit şeklindeki ağaçlar da etrafına geçirir. En mantıklısı yine Diyarbakır. Gördük mü? İsterseniz giriş cümlesini bulup şıkladan gidin. İsterseniz mantık örüntüsünü oluşturun. Bir sonraki sorumuz. 6. soru. Bu metinde yargı dalgıçlarla ilgili aşağı hangisinin cevabı yoktur? Su altında konuşarak iletişim kurmak mümkün değildir. Bu nedenle dalgıçlar su altında elleri yaptıkları dalış işaretleri sayesinde iletişim kurarlar. Dalgıçlar suya dalış eşleriyle dalarlar. Tek başlarına değil. Dalış sürecince eşlerinden fazla uzaklaşmazlar. Dalıştan önce suda ne kadar zaman geçeceklerini, en fazla kaç metre derinliğe dalacaklarını, hangi yönde ilerleyeceklerini belirler ve dalışla ilgili diğer ayrıntıları tespit ederler. Vay, planlı iniyorlar. Hangisinin cevabı yoktur? Bakalım. Dalış sürecinde nereye dikkat edeceğini, su altında nasıl anlaşırlar? Bunun cevabı var. Şuna biraz bakmam lazım. Dalgıçlar su altında nasıl vakit geçirirler? Nasıl vakit geçirirler? Oynaşarak mı, eğlenerek mi? Evet, yahut planları var mı? Tabii plan yapıyorlar. Sonra da bir sürü plandan bahsediyor zaten. Dalış sürecinde nerelere dikkat ederler? Bu önemli. Nereye dikkat ederler? Bu süre içinde birbirinden fazla uzaklaşmazlar diyor değil mi? Hareket yapıyorlar, eşlere girer ve birbirinden uzaklaşmazlar. Bu tip şeylere dikkat etmek lazım. O zaman cevabımız Ceyhan su altında nasıl vakit geçirirler? Eğlenerek mi? Bilmiyorum. Bir sonraki sorumuza geçelim. Bir dahaki sorumuz bu. Bu mu bu? Hangisi yanlış? Tamam şöyle alalım. Şıkla almaya gerek yok. Yani sonra bizdeki var. Yağmur olası cümle şu bu bunlar yer vermiş. Okuyalım cümleleri. Böyle şey okunca olasılık cümlelerine yer verilmiş. Öznelik bildiğin ifadeye kullanılmış. Anlatım birinci kişi ağzından yapılmış. Yaşanan bir olaydan duyulan memnuniyetsizlik diye getirilmiş. Bu şıkla bir gözden geçeyim çünkü şıkla okurken bunu aramaya da bulmaya çalışacağım. Hangisi yanlıştır? Yağmur olunca ya, güzel okuyalım. Yağmur olanca şiddetiyle bastırdı. Genişçe bir çınarın altında sığındım. Sığındım. O, bu birinci ağız. Bakın birinci ağız. Bu var. Olmayan yanına çarpı olan yanına böyle yuvarlak atacağım. Olmayan üstünü çizeyim kısaca. Gideceğim yerden uzakça bir yerde indim. Bir restoranta girdim. Saat 13'ü geçiyordu. Bir çayla çok sevdiğim peynirli sandviç söyledim. Yağmur dinceye kadar orada kaldım. Müşterilerin en genç oluşundan, ellerinde kitaplar bulunmuşundan, konuşmalarından bir üniversite bölgesinde olduğumu anladım. Şimdi sadece 3'ü bulabildim. Diğerlerine bakalım. Olasılık cümleleri. Olasılık var mı? Sana durdu, anladım diyor. Yani bir olasılığa yer vermiyor. Olasılık yok. Yani bir şey çizelim. Öznelik birden cümle. Öznelik ne demek? Sadece ona has. Bize göre aynı ifadeleri olmayabilir, aynı şeyler olmayabilir. Yağmur olanca şiddeti bastırmıştı. Bak yağmurun olanca şiddeti bastırması. Genişçe bir çınarın altına sığınacak. İşte otobüs girdi. Uzak bir yerden indim. Restorandan bindim. Çok sevdiğim peynirli çay. Bu özne bir durum değil. Çok sevdiğim peynirli çay öznedir. Ona özgüdür. Bu da var. 2-3 var. 1 yok. Dörde bakalım. Yaşanan bir olaydan duyulan memnuniyetsizlik diye getirilir. Yaşanan bir olaydan duyulan memnuniyetsizlik. Bir memnuniyetsizlik var mı burada hiçbir yerde? Bak. Bu oldu, şu oldu, yağmur bastırdı, şu oldu, memnuniyetsiz ifade eden bir şey yok burada. Olumsuz olay olmuş ama memnuniyetsiz ifade eden bir şey yok. O zaman 1 ve 4 numarayı bulamadık. 1 ve 4 bulamadık dereni bulduk. Camımız 1 ve 4 yani Bursa. Bir sonraki sorumuza geçelim. Numaralı cümle hangisinde bir paragrafın giriş cümlesi olmaya en uygundur? Çocuklar, giriş paragrafı olabilmesi için güzel bir giriş olması lazım. Yani kısaca önceden bir şeyden bahsetmemesi lazım değil mi? Kapalı kapalı zorlamak dedikleri bu olsa gerek. Bu olsa. Bir şey olmuş. Daha önce bir şeyle bahsetmiş. Bu olmaz. Ne var ki? Bak ne var ki?
Hiçbir nesne, hiçbir törpü insanoğlu kendisini kendisi kadar aşındıramaz. Ne var ki? Şimdi çocuklar, ne var ki? Daha önce bir şeyden bahsetmiş. Şu olmuş olmuş ama ne var ki demiş. Zaman zaman çoğumuz verimsiz çabalar içinde bulmuşuzdur mutlaka. Zaman zaman çoğumuz, biraz belirsiz, her kötülüğün ve yalanından bundan dolayı, bakın, her kötülüğün ve yalanın bundan dolayı, neyden? Bundan bir şey var bundan önce. Bu da olamaz. Şimdi zaman zaman çoğumuz verimsiz çabalar içinde bulunmuşuzdur mutlaka. Bu olabilir. Devamını da getirin. Önceden bir şeyden bahsetmesine gerek yok. O zaman cevabını Ceyhan diyoruz. Diğer bakır değil Ceyhan. Bir sonraki sorumuza geçelim. Şimdi bu metin iki paragrafa bölünmek istenirse ikinci paragraf hangisiyle başlar? Bakalım, biliyorsunuz bir konu üzerine gidiyor, bir sınıf konusunu değiştiriyor. Konusunu değiştirdiği cümle bizim diğer paragrafın başı. Ağaçlar büyürken gövdelerin içinde her yıl farklı kalınlıkta bir halka oluşturur. Bir ağacın gövdesindeki örnek alındığında bu halkalar sayılarak ağacın kaç yaşında olduğu bulunabilir. Evet, ağacın içindeki halkalardan bahsediyor. Ülkemiz buna benzer iklim şartlarını ağaçların bir yıllık gelişimi genellikle ilkbaharda başlayıp sonbahara erer. Gördünüz mü? Burada farklı bir şey geçti. Ülkemizde ve benzer iklim kuşağında ağaçların bir yıllık gelişimi genellikle, bak, halkalardan biraz bahsetti ama şu halka nasıl oluşumdan ilkbaharda sonbahara. Bu süreçte oluşan ilkbahar ve yaz ayları, yaz odunu bir ağaç halkasını oluşturur. Bu halka ağacın bir yıllık gelişimini ne yapar? Gösterir. Şurada nasıl oluşumunu gösterdiği, şurada da biraz bahsetti değil. Halkaların bulunduğunu, bu halkalar işte yaşamından birini söylüyor. Sonra halkaların nasıl oluştuğunu, ilkbaharda işte şundan şundan oluyor. O yüzden 3 numara bizim farklı bir alana geçmeye başlamış. Halka nasıl oluştuğundan bahsetmeye başlamış. Hatta ilkbahar farklı bir konu için hemen anlayabiliyorsunuz. İlkbahar sonbaharda geçiyor. Halka hiç söylemiyor halkanın zaten. Buna bakalım. Numaralamış cümleyle anlamlı bir metin oluşturduğunda sıralama aşağıdaki hangisi olur? Üste toplanan parçaları altıp, burası bir cümle oluşturmaya başlayacağız. Yani bir paragraf deneyelim. Yani anlamlı bir metin daha doğrusu. Üste toplanan parçaları atıp alta birikmiş çekirdekleri süzün ve kurumaya bırakın. Evet, süzgeci suyun altında tutup çekirdekleri ovuşturarak eti kısmından ayırın. Bu bir yemek tarifi mi? Domatesi enine ortadan iki kesin ve domatesin sap kısmına yakın olan yarısından çekirdekleri alıp süzgece koyun. Çekirdekleri al, süzgece koyun. Daha önceden de süzgeçten bahsettiğim. O zaman bu olanlar bundan sonra olmalı. Bu diğerleri şu üçüncüden sonra olmalı. Onları bir kavanoza koyup üzerine kavanozun yarısından fazla su ektikten sonra birkaç gün bekletin. Şimdi bakalım. Şimdi çocuklar, şöyle baktığımızda ilk ne diyor? Üste toplanan parçaları atıp alta birikmiş çekirdekleri süzün ve kurumaya bırakın. Çekirdekler. Süzgeci suyun altında tutup çekirdekleri ovuşturarak eti kısmına ayırın. Çekirdekleri ayırın. Domatesi eninden ortadan ayırın. Bakın. Şimdi buraya hepsini okuduğumda domatesi girişimimizde bu olması daha mantıklı. Neden? Çünkü domatesi ne yapacağız? İki ayıracağız ve çekirdeklerini süzgece koyacağız. Üç numaradan bahsettik. Şimdi çekirdekleri süzgeçte koyduktan sonra süzgeci suyun altında tutup çekirdekleri oluşturarak ete kısmına ayırın diyor. Bak, sonra 2 numara gelmedi değil mi? 2 numara. O zaman sonra 4 numara. Onları bir kavanoza koyup üzerine kavanozun yarısından fazla su ekledikten sonra birkaç gün bekletin. Bekletik. 1 numara, üstte toplanan parçaları atıp alta birikmiş çekirdekleri süzün ve kurumaya bırakın. Hani suya koyduk ya. Sudan oldu ıslandılar, birkaç gün sonra çıkarıp kurutuyoruz. Evet, o zaman cevabı ne olur? Adana. Bu kadar. Genel paragraflar bir domates çekirdeğini nasıl elde edileceğinden bahsediyor. Ve giriş cümlemiz para domatesi kesmekle olması lazım değil mi? Bu durumda bu 3 numaradan başlaması lazım. Şıkkadan da A ve B şıkkı arasında kalıyorduk ve şıkkadan da gidebildik. Şimdi bu cümlede aşağıdaki hangisi çıkarılamaz? Herkesin önünde ekrana baktığı bir dünyada kimsenin yüzüne bakmıyor. Herkesin önündeki ekrana baktığı bir dünyada kimsenin yüzüne bakmıyor demektir. Herkes ekrana bakıyorsa kimsenin yüzüne bakmıyor. Genellikle hayatı kolaylaştırmıştır. Ayıp çıkarılamaz. İnsanlar yalnızlaşmışlar. Güzel. Herkes ekranı aç yapmış. İlişkiler zayıflamış. Güzel. İlişki zayıflamış çünkü birbirimize bakmıyorsak konuşmuyoruzdur birbirimizle. Teknolojik alete ilişkilerini yapmış, engellemiş. Güzel. O zaman cevabımız ne olur? Adana kolaylaştırılmasıyla ilgili bir bilgi yok burada. Şimdi bir sonraki sorumuza geçelim. Açıklama hangisinde amaç sonuç ilişkisi var? Şimdi çocuklar. Bir amacımız var. Bir de sonucumuz var. Yani sonuç zaten oluyor. Genellikle yüklemimiz bizim sonucumuz. Biz bu yüklemi neden yapıyoruz? Bu da amacımızı bulmamız lazım. Tamam. Çalışanlar mesailerini bitirmiş, eve gitmek üzere hazırlanıyorlardı. Güzel. Bakalım çocuklar.
Hangisinde diyor bu yoktur. Ama sonuç yoktur. Hazırlanıyorlardı. Bu ne? Sonuç. Hazırlanmaları. Amaç ne? Eve gitmek. Burada var. Gördünüz mü? Bazı öğrenciler şurasının hepsini sonuç diyor. Eve gitmeye hazırlanmaya sonuç. Şurada amacı bulmaya çalışıyorlar. Çalışan mesela bitirmiş. Amaç yok ki burada hocam diyorlar. Ama çocuklar amaç şurada zaten. Hepsi şu sondakinin içinde var. Şu sonda hazırlanmaları. Amaç sebepse eve gitme. Tamam. Sakın gidip bu öncekileri hepsini almayın. Şimdi devam edelim biz peki o zaman. Şöyle bir silelim. Bayağı şey yapıyorum kusura bakmayın. Ha. Bunda var dedik. Sofra temiz kalsın diye tepsinin üstünü büyük bir örtüyle kapatırlar. Kapatma tamam. Neden? Amacın var mı? Sofranın temiz kalması bir amaç. Bu da var. Orada bulunan herkes anne ile torunu sakinleştirmek için çaba harcıyordu. Evet. Harcamak, çaba harcamak bir sonuç. Amaç var mı? Sakinleştirmek. Onlar sakinleştirmek değil mi? Güzel. Burada da var. Lise yıllarında çok kitap okuduğu için hayata daha farklı bakıyordu. Daha farklı bakmak bir sonuç. Peki ne, amaç var mı? Hayır. Buradaki amaç değil. Buradaki ne? Neden? Tamam. Neden farklı bakıyor? Çünkü daha önce çok kitap okumuş. Bundan dolayı farklı bakabiliyor. Cevabımız diğer bakır. Oradaki amaç sonuç değil. Neymiş? Neden sonuç? Vay be. Devam edelim. Buraya bakalım. Bu metinde numaralı cümlelerden hangisi Kant'ın birlik açısından diğerlerinden farklıdır? Kant'ın birlik açısından. Özler mi, nesneler mi? Ona bakacağız. Herkes için aynıysa nesneler, kişiden kişiye değişiyorsa bunlar özner. Özner görüşü. Kişisel görüş yani. Geçtiğimiz yıllarda Alaska nehrinde balık sayısından düşüş yaşandı. Bu nesneler kişiden kişiye değişmez. Bunun üzerine bazı nehirlerde avcılığa sınırlama getirdi. Bu da nesneler kişiden kişiye değişmez. Ayrıca boz ayılan sayılar da 30 binlere kadar düştü. Bu da nesneler kişiden kişiye değişmez. Çünkü kanıtlanabilir. Maalesef biz insanlar güzelim doğadaki cevap 4 numara zaten. Güzelim doğa diyor, şöyle diyor. Kişiden kişiye değiştirir. Dostça davranamıyoruz diyor. Değil mi? Bunlar öznel. Devamımız 4. Bu cümlede 6, şöyle bitelim. Bu cümlede 6 çizgi kelime kazandığı anlam hangisidir? Bakalım. Doğduğu andan itibaren herkes zamanın akışına, doğal akışına öylesine alışır ki hiç kimse yaşamın nasıl geçtiğini farkına bile varamaz. Öylesine o derece tam o derece o kadar alışır ki tam bu da yavaş yavaş alışır ki değil gelişi güzel alışır ki değil bazen alışır ki değil yeni yazdığımızda o derece alışır ki olur yeni yazdığımızda Adana'da sağlıyor ve mantıksal olarak da yerine en iyi gelecek cümle Adana tam zor bir soru değil basit bir soruydu zaten eleyerek de bulabiliyoruz o derece öylesine o kadar tam alışır ki şeylere. Evet, bu sadırlık güzel. Bu metinde takvimde bire bire düşen yaprak sözüyle anlatmak için hangisidir? Güzel bir geleceğe adım attığımız şu günlerde perdelerin arkasında olmak yerine düşüncelerimiz ve hayallerimizi yaşamanın tam zamanıdır. Çünkü fikirlerimizi yaşamadığımız ve hissetmediğimiz her an sadece takvimden bire bire düşen yaprak olacaktır. Nasıl? Yani boş geçecek diyor. Oradaki zamanımız boş geçecek. Sadece takvimle düşecek. Bir şey yok. Gerçi geç kalmadan hatalardan dönmek anlamda değil. Bugüne değil, geleceğe odaklanmak değil. Gereksiz işlerle uğraşmak değil çocuklar. Gereksiz işlerle uğraşmak anlamda değil. Takvimden tek tek düşen yaprakla anlatmak istediğin şey zamanımız boşa gidecek. Boş olacak. Cevabımız diye bakır. Tamam. Yani sadece takvimlerden yaprak düşecek. Değişen bir şey olmayacak. O kadar zamanın boşa gidiyor. Aşağı hangisi de iyi düşünüldüğünde ayrı ayrı kimselerce varılacak. Sonuç hep aynıdır. Mantıksal düşününce anlamına gelen bir söz kullanılmıştır. Çocuğun her saatte evden izinsiz çıkıp gitmesini aklıma almıyorum. Aklım ermiyor, inanamıyorum. Bu böyle bir şey yok. Duvar saatine bakmayı akıl ettiğinden zihni adam akıllı bulandı. Çok geç kalmış. Başı dönmüş gibi bir şey yani. Söyledi ki aklıma yattı. Yani ne yaptım? Olur uygundur. İyi bir iş bulup ekmeği kazanacağım. Evet olur uygun da anlamda. Öğretmenler de benim gibi düşünüyor. Demek aklın yolu bir. Aklın yolu bir ne demek? Akıllıca baktığımızda herkes aynı fikir verir anlamda. Bu da ne demek? Herkes iyi düşünde ne aynı sonuç. Cevabımız bu diğer bakın. Aklın yolu bir. Tamam çocuklar oraya dikkat edin. Peki bakalım bir sonrakine.
Akıllı yolcu ne demek? Dedim ya, bütün akıllar aynı fikri verir. Ay, iyi düşündüğünde. Altı çizgi cümlenin bu cümleye kazandırdığı anlam hangisidir? Ev arkadaşım temizliğe o kadar önem veriyordu ki. Bu artık hastalık derecesine gelmiş. Çocuklar, hastalık derecesine gelmek ne demek? Hastalık derecesine, yani neredeyse hasta olacak. O dereceye gelmiş. Ama tam hasta olmuş. Hasta olmuş demeyiz. Hastalık derecesine gelmiş. Vazgeçilmez derecesine gelmiş. Ne? Temizlik. Vazgeçilmez, duyarlı, aşırı düşkün, dikkatli olmak. Alt cümle katı anlam nedir? Çünkü hastalık derecesine gelmek ne demek? Vazgeçilmez anlamına mı geliyor? Duyarlı kavramak anlamda değil. Aşırı düşkün olmak anlamına mı gelir? Dikkatli olmak değil. Şimdi bu ikisi arasında bir kalırsınız siz de. Şimdi soru şu. Hastalık derecesine ulaşmak ne demek? Hastalık derecesine ulaştı. Artık bu neredeyse hasta oldu. Ne? Çok düşkün oldu değil mi? Bu aşırı düşkün, çok düşkün oldu. Bu artık vazgeçilmez olduğu anlamda değil. Tam vazgeçilmez anlamda değil. Hastalık oldu deseydik bunun için artık bir hastalık oldu. Vazgeçilmez diyebildik. Ama hastalık derecesine ulaştı. Ama aşırı düşkün olduğu anlamda olur. O dereceye geldi artık. Tamam. Zaten o demin anlamı da odur. Bakalım bu medizelerde aşk hangisi vardır? Sanatlardan hangisi vardır? Sevdiğim ağlayarak güldüğü gözünüme. Güzel okuyabilir miyim bakayım? Sevdiğim ağlayarak güldü hüznüme. Dağlar kadar yük kalktı üstümden. Huzur buldum o alemden. İlginç. Bu dizide hangi sanat var? Kişileştirme. Kişileştirme nedir? İnsanın özelliklerini insan dışı mahluklara vermesi. Sevdiğim ağlayarak güldüğü hüznüme. Sevdiğim insan o girebilir. Dağlar kadar yük kalktı üstümden. Dağlarla gidip şey de yok. Huzur buldu alemden. Burada kişileştirme yok. Konuşturma da yok. Konuşan kimse bir insan dışında canlı yok. Karşıtlık, zıt şeyler. Bakalım zıt bir şeyler var mı? Karşıtlık, zıt. Tamam, tezat. Zıt şeyler. Sevdiğim ağlar güldüğü yüzme. Ağlamak ve gülmek. Zıt şeyler var. Başka var mı? Başka yok. O ikisi. Abartma. Bakın daha kadar yük kalktı üstümden. Burada da abartma var. O zaman 3 ve 4 numara var. Zaten ilk ikisini elerseniz büyük ihtimalle direkt 3 ve 4 dersiniz bulmasanız bile. Bu metinde aşağıdaki hikaye unsurlardan hangisi yoktur? Evvelki gece hiç uyumamıştı. Gece, vay. Evvelki gece hiç uyumamıştı. Zamandan bahsediyorum. Adını koyamadığı zamanımız var. Tak. Adını koyamadığı bir eksiklik hissediyordu içinden. Baktım yolunda gitmeyen hiçbir şey olmamasına rağmen sanki pahalı organik malzemeler hazırlanmış ama tuzu unutulmuş bir kuşkonmaz çorbası gibiydi yaşamı. Ve tuz Ahmet için ekmeğin lezzetini belirleyen malzemeydi. Şimdi çocuklar burada olay var. İşte Ahmet'in şeyinden bahsediyor. Uyumadığından ve hayatında bir şey eksik olduğundan. Burada yer yok çocuklar. Hiçbir yer yok. Deser ki içimiz. O da çok bu yer değil ya. İçin gönlünün oradaki şeyinden huzursuzluğundan bahsediyor. Varlık kadrosu bakın. Varlık kadrosu olaydaki her şey varlık kadrosudur. Tamam. Sadece zamanla şeyle hariç. Zamanlar mı desem ya. Yani somut her şey diyelim kısa belki de. Daha mantık olur. Bakın gece balık kadrosunun içinde. Bu da adını koyamadığı bir eksik hissediyordu içinden. Baktığında yoluna gitmeyen bir şey olmasına rağmen en pahalı. Bak organik malzeme. Balık kadrosu tuz. Balık kadrosunun içinden kuşkonmaz çorbası. Yaşam. Ahmet. Ahmet varmış ya. Ahmet ya, yemek. Bunlar hepsi balık kadrosu. Malzeme. Tam balık adası. Gelin kısa eylemleri çıkardığımda geri kalan balık adası oluyor. Cevabımız burada yerimiz yok. Yer yok he. Aşağıdaki alt çizgi kelimelerden hangisi cümleye durum anlamı katmıştır? Durum. Durum. Yani durum anlamı katmış. Hemen bu zaman geçiyorum. Ağır ağır ilerliyor. Nasıl ağır ağır ilerlemesinin bir durumunu anlatıyor değil mi? Burada durum var. Nasıl ilerlediğinden. Ağır ağır. Değil. Hareketin bir oluşan hareketin fiilin durumundan bahsediyorum. Çok temiz. Burada miktar ele. Biraz. Bu da biraz uyudu. Bu da miktar. Burada ağır ağır dedi. Nasıl? Cevabımız Bursa. Başka bir soruydu bence. Neden? Durum anlamı dediği şey şu bitmale hangisi yüklemi niteleyen bir sözcük var? Ağır ağır. Tam oradaki yüklemin durumundan bahsediyorum. Bir şey de olabilir miydi acaba? Sıfat olabilir miydi? Şunun durumu. Bilmiyorum, sıfat mantıklı gelmiyor. Durumu. Ağır insan. Evet, sıfat belki olabilir. Ağır insana geçiyordu. Oradaki durumlar belki olur. Aşağıdaki altı çizili fiillerden hangisi iş kılıç bildirmez? Şimdi çocuklar, iş kılıç.
İş kılıç nedir? İş kılıçıdır. Bir iş yapacak. Yani özne bir iş yapacak. İş yapması için bir nesne lazım. Özne bir nesneyi ne yapacak? Etkileyecek. Okey. Tamam. Güzel. Gerekirse şunu söyler. Fiile onu getirin. Eğer mantıklıysa olur. Mantıklıysa olmaz. Dedin. Onu dedi nesne olacak. Fiil özne onu ne yapacak? Etkileyecek. Sarar. Kağıdına sarar. Bak kağıdı elindeki parçaya elinde kalan parçayı bir gazete kağıdına sarmak. Bakın adam ne yapmış? Özne bu nesneyi etkilemiş. Onu çok sevdiğim için sırtımda taşırım. Taşırım. Kimi taşırım? Onu. Ne? Nesne bu. Tamam. Bunu etkiliyor. Tatile gitmek için erkenden yola çıkıyoruz. Yola çıkıyoruz. Etkilediği bir nesne var mı ortamda? Hayır. Nesne yok. Nesne yok ortamda. Ya da bu yola çıkma bir şey etkiliyor mu? Hayır. Burada ben bir şey bulamadım. Dikkatli olmazsanız elindeki tüm fırsatları kaçıracaksın. Şimdi kaçırmak. Onu kaçırmak. Ne? Tüm fırsatları. Buradaki tüm fırsatları kaçırması adam fırsat. Etkilenen fırsatlar değil mi? Kaçırmak. Ne olur? Nesne. Şimdi çocuklar nesne olması lazım kısaca cümlede. Nesne varsa fiil o nesneyi ne yapıyor? Etkiliyor. Bu durumda cevabımız Ceyhan. Burada nesne yok. İş kılıç. Onun sözcüğünü getiriyorduk. Bak onu sarar. Onu sarar. Oldu. Onu taşırım. Olur. Bak buradaki şeyi bulmamıza gerek yok. Buradaki nesneyi bulmamıza gerek yok. Onu koyduğunda onun sözcüğü zaten nesne olarak duruyor. Onu yola çıkarıyoruz. Çıkıyoruz. Olmaz. Onu kaçıracaksın. Olur. Gördünüz mü? Olmayan Ceyhan. Ay, iş kılıç. Demek ki iş kılıç ne demek? Öznenin, fiili yapanın bir nesne etkilemesi lazım. Ya da o fiil bir nesneye bir şey etkiliyor. Tamam. Ya, o etkilen şey nesnedir gerekir. Aşağı cümle hangisinde? Çekimli eylemin yönü bildirmektedir. Çekimli eylemin yönünü belirtmektedir. Şimdi çekimli eylem nedir? Söyledim. Ve izleyeceğim. Çıktık. Ve nerede diyelim? Boyalar aradın şurada. Şimdi yönü. Söyleyeceğim. Ziyaret. Akşama yakın bir vakitte onu ziyaret edeceğimi söyleyeceğim. Yön var mı burada? Yok. Aylarca beklediğim tiyatro oyunu sonunda izleyeceğim. Yön var mı? Yok. İzleme yok. Fidanlık olan büyüsünü hissetmek için yukarı doğru çıktık. Bak çıktık. Yukarı doğru çıktık. Yön var mı? Var. Yukarı. Burada eylemin yönünü belirliyor. Çıkmak. Yukarı doğru. Yukarı doğru yönünü belirtiyor. Tamam. Aşağı yukarı. Aşağı yukarı daha bu boylardan. Bu boylardan. Şimdi buradaki aşağı yukarı miktar anlamında yapmış. Yön anlamında değil. Aşağı yukarı şu şeylerde. Boylarda değil. Cevabımız Ceyhan. Yönü belirtiyor. Tamam. Yukarı doğru çıktık. Yön belli. Sadece burada kafanızı karıştıracak olan şeydir. Şu aşağı yukarıdır. O da tahmin yani miktarı tahmin etmeye çalışıyor. Aşağıdaki hangisinde haber kipi vardır? Şimdi çocuklar kipler ikiye ayrılır. Haber kipi evet bakın kipler ikiye ayrılır. Kipler sola haber kipi sağa dilek kipleri. Dilek kipleri. Haber kipleri kendi içinde zamanları barındırır. Zaman olan kiplerdir. Tamam. Şimdiki zaman, geçmiş zaman, gelecek zaman, bileşik zaman gibi zamanlar. Şimdi şuna baktığımızda dilek kipleri ise zaman yok bunlarda. Mesela istek kipi gelirse olsa. Mesela emir kipi, dileme kipi, eyin. Eyin mi? Geleyim, gideyim. Ya da gerekli kipi, malı, meli. Tamam. Bu tip şeyle devam ediyor. Böyle davranan kişiler toplantıda katılmalı. Bak bu gerekli kipidir. Zaman yok zaten burada. Dikkat etsin. Zaman varsa de haber kipi diyebilirsiniz. Yaşadığı kötü olayları rahatlaması için ona yardım edelim. Edelim. İstek kipi, dilek kipi, istek kipi. Bu da şey değil, zaman yok. Bazı insanlar sizi şu anki durumumuzdan kavrayamaz. Bu gelecek zaman. Olumsuz hali. Kavrar. Olumsuzluk kavrayamaz. Gelecek zamanın, gelecek dönmüyor. Gelecek neden çıktı? Geniş zamanın, çok özür dilerim. Geniş zamanın olumsuz halidir. Geniş zaman var. Bu da zaman olduğu için bu nedir? Bu haber kipidir. Evde oturup eksik kalan ödevlerini tamamlarsın. Tamamlasın. Evde oturup eksik kalan ödevlerini tamamlasın. Bu ne demek çocuklar? Eksik ödevlerini tamamlasın. Şimdi eksik ödevlerini ne yapacağız? Tamamlasın. Bu da emir kipi gibi bir şey oluyor. Ama zaman burada da yok. Zaman oldu. Tek Ceyhan haber kipi. Tamam, haber kipi olması için zaman, yüklemin zaman çekimi alması lazım. Hiçbir zaman olumsuz hali. Mazmez. Buna bakalım. Bir grafik verilmiş. İki aya ait aylara göre dağılış grafiği verilmiş. Grafiği görüyoruz. Şöyle. Buna göre hangisi söylenemez? Sıldırmam lazım çocuklar. Bayağı
Şöyle olacak. Tamam. Başlayalım. Temmuz ayında, Temmuz ayı nerede? Şurada. Temmuz ayında A iline göre daha az yağış almışım. Temmuz ayı, bu da bu. Mavi olan A, kırmızı olan B. Temmuz ayında bir ildeki yağış artarken diğer ildeki azalmış. Ben atlamışım, adam başlamışım. Temmuz ayında, bakın çocuklar, Temmuz ayı şuradan başlıyor. Ve giderek diğer aylara doğru bir tanesi yağışın arttığını, diğer de yağışın düştüğünü görüyoruz. Bak şurada düşüyor, şurada artıyor değil mi? Evet, o durumda Temmuz ayında, Temmuz ayında bunu söyleyebiliriz. Çünkü şurada Temmuz'dan sonra artık Temmuz'un başladı ya, şurada Temmuz başlıyor. Ve aşağı doğru bir şey var, düşüş, bu da yükseliş var. Tamam. Şimdi yine bakalım. B ilinde Ocak ayında B ili hangisiydi? Mavi. Şu Ocak ayında A iline göre daha az yağış almış. A'ya göre daha az yağış almış. Bu doğru. Ekim ayından sonra iki ilde de yağış artmıştır. Ekim'e bakalım. Ekim ayından sonra her ikisinde de yağışın artmaya başladığını görüyoruz. B ilinin Ekim ayındaki yağış miktarı B ili hangisiydi? B maviydi. Ekim ayındaki yağış miktarı A ilinin Ocak ayındakinden fazladır. Bak. Ekim, B ili Ekim'de ne kadar? 125. B ili 125. A ili Ocak'ta ne kadar? A ili Ocak'ta 375. Şurada biraz belki düşüş olmuş olabilir. Hani diğer aya kadar var ya. Ama kesinlikle bu şuradakinden fazladır. O zaman bu yanlış söylemiş. Cevap diğer bakın. Test söylemiş. B fazla değil. A fazla. Evet çocuklar, Türkçe sorularımızı bitirmiş olduk. Şimdi matematik sorularımıza geçelim. Evet çocuklar, şimdi matematik sorularımızı çözüyoruz. Hızlı bir şekilde başlayalım. İlk sorumuz kolay bir soru, basit bir soru. Bu sorumuzla başlıyoruz. Şimdi buradaki gördüğünüz gibi parantez içinde bir tam sayının farkını ve toplamını istemiş. Burada çocuklar önce parantezi içindeki şu işlemi yapmamız lazım. Şurada dikkat ettiyseniz iki işaret yan yana geldi. İki işaret yan yana geldi. Ne yapıyoruz? Biz bu işareti birleştiriyoruz. İşlem kolay olsun diye. Şimdi eksi eksi yan yana gelirse ne olur? Artı. Gördünüz mü? Sonuç olarak parantez içinde şu oluşmadı mı? Eksi 4 artı 7. Peki biz bu işaret birleştirmesi nasıl yaptık? Bakın eksi eksi yan yana gelirse artıya dönüşüyor. Artı artı yan yana gelirse yine artıya dönüşüyor. Yani aynı işaretler artı, zıt işaretler eksi. Aynı, bakın aynı. Aynı A artı. Aynı işaretler artı, zıt işaretler eksi. Ya da bazı zıt işaretler mesela şu eksidir ya da şu eksidir. Bazı öğrenciler şöyle yapar. Biz şöyle öğrettik bazı öğrencilere. Eksilere düşman dedik. Artılara dost dedik. Düşmanımın düşmanı benim dostumdur. Dostumun dostu benim dostumdur. Dostumun düşmanı benim düşmanımdır. Ya da düşmanımın dostu benim düşmanımdır. Bunu yanlış yapmışız. Bu da düşman. Bu da eksi olacak. Evet. O zaman buraya dönelim. Şimdi artı 9 var. Bunu da ekleyelim. Şimdi eksi 4'te 7'yi ne yapıyoruz? Topluyoruz. Öğrenci bazen şunu ezberlemiş. Zıt işareti sayılar bir araya geldiğinde birbirinden çıkarılır. 7'den 4 çıkar 3. Birini işareti, büyük olan kendi işaretini verir. Artı 3. Bazen de şöyle düşünüyorum. Ben de önce bazen şunu söylüyordum. Artı olanlar sizin paranız, eksiler sizin borcunuz. 7 TL paranız var, 4 TL borcunuz var ve borcunuzu ödüyorsunuz. Sonuç olarak 3 TL paranız kalır. Artı 3. Gördünüz mü? Artı 3, artı 9 var. Güzel. Artı 3, artı 9, 12. Hocam hele şunu bir şeyle yapın. 3 TL param var, 9 TL param var. Sonuç olarak 12 TL paranız olur. Cevabımız Cihan. Bu artısı bazen gizlenir, bazen gizlenmez. Sorun değil, size kalmış. Bir sonraki sorumuza geçelim. Bazen kameraya dikkat edeceğim. Çünkü geçen çekimde kamera durmuştu. Yarısına yakın hepsi boşa gitmişti. Şimdi yine bir kolay sorumuz daha geldi. Aşağıdaki hangisinde verilen dairenin üzerinde yazılan sayıların çarpımı diğerlerinden daha küçüktür? Çarpacağız. 0 çarpı 5 çarpı 0. 0. Bunu hepimiz biliyoruz. Peki şuna bakalım. İşaretler var. O zaman işaretler ve sayıları çarpıyoruz. Eksi çarpı eksi. Artı. Aynı işaretler artı. Peki zıt işaretler olursa? Dikkat edin, bir öncekinde de işaretler çarpılıyor. Burada işaretler çarpıyoruz. Düşmanımın düşmanı benim dostum olur. Yine artı. 3 çarpı 1, 3. Devam edelim. Artı 3 oldu. Biraz da düzgün yazalım. Şimdi şunu yapalım. Arada çarpma işlemi olduğunu söyleyip şöyle çarpımıza atalım. Eksi çarpı bir şey yok. Hayır var. Bunların gizli artısı var. Bir şey yoksa gizli artısı var. Eksi çarpı artı. Zıt işaretler. Eksi 3 çarpı 5, 15. Ya da düşmanımın dostu benim düşmanımdır. Gördünüz mü? İşaretler. Eksi 3 çarpı 5, 15. Şuna bakalım. Şunun gizli artısını yazıyorum ve çarpıyoruz. Eksi 3, eksi çarpı artı. Eksi
Artık demeye gerek o şeyleri. Ya zıt işte zıt işaret olduğu için eksi ya da şumanımın dostu düşmanımdır demeye gerek yok. Artık birden sonra beyin onu algılıyor. 3 kere 8 24. Şimdi bunlardan hangisinin değeri en büyüktür diyor. Hayır, en küçüktür diyor. Hangisinin çarpımı dilinde en küçüktür? Şimdi çocuklar, en küçük olan ne hangisi? Eksi 24 değil mi? Çünkü negatif borç, çok borcumuz var. Ne kadar borçlu da olsak o kadar zararlıdayız. Paramız varsa kardayız. En çok zararlı olduğumuz yer eksi 24. Bu çok küçük. Sonra en küçük olan bu, sonra en küçük olan 0, sonra en büyük yani 3 oluyor. Sayı doğrusuna göstermek isterseniz bir sayı doğrusu çizerseniz. Şurada eksi 24'ü buraya çakarsınız en sola. Sola doğru gittikçe buraya eksi 15'i, buraya doğru yaklaşırsa buraya 0'ı, buraya da artı 3'ü koyarsınız. Evet, en büyük olan en sağdakiler en büyük. Sola doğru gittikçe sayımız ne oluyor? Küçülüyor. O zaman cevabımız en küçük olan hangisi diye bakır en soldaki eksi 4. Bir sonraki sorumuzu hatırlayalım. İşlemin sonucu kaçtır? Şimdi çocuklar burada nasıl dersen nasıl bir şey desem bu kalem de kapanmıyor. Kapansana. Heh, bazen kalemde takılıyor da. İşlemin sonucu kaçtır? Çocuklar işlem önceliğine dikkat ediyoruz. İşlem önceliğini kesin artık bilmişsinizdir, öğrenmişsinizdir. Özellikle bu sınavlardan öğrencinin zeki öğrenci olduğunu düşündüğüm için kesinlikle bazı şeyleri önceden biliyorlar. Ben boşuna anlatıyormuş gibi düşünüyorum da. Yine işlem önceliğini biliyoruz. İşte üstü sayıların değeri bulunur. Evet bulduk hocam. Sonra parantezin içindeki işlemle yapılır ve parantez ortadan kaldırılır. Evet bunu da yaptık hocam. Sonra çarpma ve bölme işlemlerini yaparız. İşlem önceliği kendi aralarında yok. Çarpmanın bölme bölme çarpmasında bir üstünlüğü yok. Önce hangisi gelirse üstünlük onda. Devam ediyoruz. Peki hocam sonra çıkarma ve toplama işlemleri yaparız. Anlaştık mı? Çıkarma, toplama. Yine toplama, çıkarma, çıkarma işlemi bir üstünlüğü yok. Önce gelen yapılır. O zaman yapalım. Önce üstü ifade yok. Parantez, yok bundan sonra içinde parantez, çarpma ve bölme işlemleri. Şimdi bölme ve çarpma var. Önce hangisi yapılır? Soldan sağa doğru gittiğim için önce gelen bölme işlemi olduğu için önce bölme işlemini yapıyorum. Eksi 35'i 7'ye artı 7 biliyorum. Eksi ile artı yan yana geldiğin olduğu dikkat edin. Çarpma ve bölmede bunlar ne yapılır? Hani dostumun düşmanı, düşmanın dostu sadece çarpma bölmede bu geçerli. Tamam. Onun dışında başka bir yerde geçerli değil. Düşmanımın dostu benim neyim olur? Düşmanımın dostu. Benim düşmanımdır. Ya da zıt işaretler ne olur? Çarptığımızda ya da böldüğümüzde zıt işaretler negatif olur. 35'i 7 bölersek 5. Bak burası ne olduk? Eksi 5 bulduk burayı. Devam edelim. Şimdi şuraya deneyelim. Yine zıt işaretler. Yine eksi hocam. Peki güzel. 3 artı 2. 3 çarpı 2 6. Dikkat ettik mi? Şimdi çocuklar şunu da paranteze alalım da işaret olduğunda parantez aldığımızda daha güzel duruyorlar. Önde bir eksi çıkarma işlemi var. Onu da buraya çaktık. Ya sonuç olarak eksi 5'ten çıkarıyoruz eksi 6'yı. Yine iki işaret yan yana geldi mi? Geldi. İşaretleri ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. Şimdi kadın işaretler yan yana geldiğinde ya işaretler yan yana geldiğinde ya işaretler çarpıldığında ya da işaretler bölündüğünde ne yaparız? Aynı işaretler artı zıt işaretler eksi olur. Bak aynı artı. Benziyor zaten isim olarak da. Ya da dostum düşman düşman dostu tekniği kullanıyorsunuz. Buraya bakalım. Eksi eksi yan yana geldi. Ne oldu? Artı. O zaman eksi eksi şöyle bir artı yapalım. Artı. Eksi 5 ile 6'yı topluyoruz. Şöyle düşünüyorum. Eksi 5 TL borçluyum. 5 TL borç var. 6 TL de para var. Bak dikkat ettiniz mi? Bu artı toplama işlemini buna verdim. Demek ki bunu olsun. Ortamda 5 TL borç. Ortamda da 6 TL paramız var. Paramızı ödeyelim. Ne olur? Sonuç olarak 1 TL paramız kalır. Cevap artı 1. Vay cevabımız Cihan. Anlaştık mı çocuklar? Ya da bazı öğrenci yine dediğimiz gibi bir kolondan küçük çıkarılır. 1000 işareti verilir. Tekniği de uygulayabilirler. Biz bir sonraki sorumuza bakalım. Şuradan geçelim. İşlemin sonucuna göre bu kaçtır? Bu güzel bir soru. Çünkü burada toplama. Gördünüz mü? Bu bir toplama işlemi. Sayılan işaret önemli değil. Şuradaki çarpma işlemi. Sayılan işaret önemli değil. Burada toplama ve çarpma işleminde bir özellik var. Adı ne? Adı birleşme özelliği. Birleşme özelliği ne demek? Birleşme özelliği şöyle çocuklar. Bir örnek verip şunu çözelim. Mesela 2 artı 3 artı 4 eşittir. 2 artı 3 artı 4. Siz isterseniz önce şu ikisini birleştirirsiniz. Yani toplarsınız. Ya da isterseniz son ikisini birleştirirsiniz. Ya da toplarsınız. Birleştir dediğimizde toplama işlemi ise birleştirme toplamadır. Çarpma işlemi ise birleştirme çarpmadır. Önce hangi ikisini birleştirirseniz birleştirin sonuç değişiyor mu? Hayır. Biz buna ne diyoruz? Birleşme özelliği. O zaman birleşme özelliği olduğu için bak sayın aynısı şurada da var. Sayın aynısı şurada da var. Sayın aynısı şurada da var. Gördünüz mü? Değişmiyoruz. Hangi işlem önceliğini yaparsanız yapın sonuç hep aynı oluyor. Şurada birleşme özelliği var. Önce şu ikisini birleştirmiş sonra şu ikisini birleştirmiş. Sayılarımız aynı. Dikkat ettiniz mi? Eksi 2 burada da var. Eksi 2 burada da var. Güzel. Artı 3 burada da var. Artı 3 burada da var.
Burası ne olmalı? Bakın burası ne olmalı? Çak şuraya eksi 5. O zaman şunu bulduk. Bu neymiş? Eksi 5. Şöyle bir parantez yapalım. Peki devam edelim. Şuraya bakalım. Aha. Burada ilginç bir şey var. Neden? Bakın eksi 6 burada var. Eksi 6 burada var. Artı 2 ortalıkta yok. Ama bunun bu eksi 4. Buradaki de artı 4. Şimdi çocuklar ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şunun eksisini almak istiyorum. Hocam nasıl yani? Hani şöyle düşün. Artı 4 normalde eksiyle çarpıldığında ne olur? Eksi 4. Yani siz eksi 4'ün içinde eksi 4'ü dışı alabilirsiniz. Alırsan ne olur? Bu artı 4 diye kalır. Şunun eksisini alırsam hani eksi 4 ya. Bu giderse ne olur? Artı 4. Bakın artı 4. Şunun eksisini ben aldım. Gitti. Ne kaldı burada? Artı. Yani test işlemi yaptım. İşaretini alınca eksi işaretini alınca işareti değişti. Eksi neye dönüştü? Artı. Eksimi alıp şuna vereceğim. Tamam. Şimdi eksi aldığımda bu da artı 4. Şu da artı 4 oldu mu? Evet artı 4. Artı 4. Güzel. Bu artı 2 olurdu normalde. Eğer bu işaret vermeseydi bu ne olurdu? Artı 2 olurdu. Ama bu eksi işaretimi verdiğim için artık bu artı 2 değil. Ne? Eksi 2 olur. Tamam. Eksi işaretini gelip şuraya çaktık. Bu durumda karenin de eksi 2 olması lazım. Ne diyoruz? Üçgenden yani eksi 5'ten çıkar. Neyi çıkarıyoruz? Eksi 2'yi. Güzel. Eksi yanına gelir ne olur? Artı. Bu durumda eksi 5 artı 2 ne olur? Hocam artık büyüğünden küçüğünü çıkar. Büyük işaretini ver direkt yap. Borç para yapmayın hocam. Tamam. Peki hocam başka bir yöntem var mı? Bir deneyelim. Başka bir yöntem. Şöyle bir şey yapabilirsiniz çocuklar. Mesela siyahla yapalım. Biraz daha göze batsın. Diyorum ki siz işlemi yaparsınız. Tamam. Şu birleşme özelliği var. Ama siz bu birleşme özelliği kaldırabilirsiniz. Nasıl yani? Ya çocuklar bu parantezi buradan kaldırmanızda sorun yok. Hani artı artı işte. Artı artı artı. Hepsi toplama işlemi olduğu için parantez kullanmamıza gerek yok. Neden? Bu parantez sadece öncelik bunu yapsak da şu öncelik bunu da yapsak da sonuç değişmiyor. Bunu göstermek için buraya parantez koyuyoruz. Sonucun değişmediğini öğrenciye göstermek için. Çarpmada da aynı şekilde. Şu ikisini de önce çarpsak ya da son ikisini de önce de çarpsak sonuç değişmiyor. Aynı işaret olduğu için parantezi kaldırdığımızda değişen bir şey olmaz. Bakın eksi 2 o zaman sonuç olarak şurası ne olur şu kısım? Eksi 2 evet hocam artı artı 3. Evet hocam. Sonra artı yıldız. Yıldız yanlış koyduk ama şöyle. Burada eksi 2. Evet hocam. Artı 3. Evet hocam. Şu artı koyalım. Bir de artı eksi 5. Güzel. Sonucumuzu buluyoruz. Şimdi şunu toplarsak ne olur? 1. 1 artı 3 üçgen eşittir. Şöyle düzenleyelim. Eksi 4 de burası 1. 5 ile eksi 5 ile topladığımda artı 1. Eksi 5 ile topladığımda ne olur? Eksi 4. Vay demek ki şuranın sonucu ne oldu? Eksi 4. Bak eksi 4'e eşit. Peki yıldız 1'i kaçça toplarsak eksi 4 olur? Çocuklar siz denklem kurmayı öğrendiniz. Artı 1'i diğer tarafa şutla. Ne olur? Eksi 1 diye gelir. Eksi 4 eksi 1 daha ne olur? Eksi 5. Bak üçgen ne oldu? Eksi 5. Peki şöyle bir deneyelim. Çarpma işlemi. Artı 4 bakın. Artı 4 çarpı eksi 6 çarpı artı 2 eşittir. Artı 4, yok bir dakika bu eksi 4'tü. Şuradaki eksi 4 yok çocuklar. Şu eksi 4. Şu eksi 4'tür. Eşittir. Artı 4 çarpı eksi 6 çarpı evet karemiz. Şimdi bakalım çocuklar. Eksi çarpı eksi artı çarpı artı artı. İşaretimiz artı oldu. Bakın düşmanımın düşmanı dostumdur. Dostumun dostu dostumdur. Sonuç olarak dost. 4 kere 2 24. 2 ile çarp 48. Bunun sonucu 48 eşittir. Dostumun düşmanı düşmanımdır. 6 kere 4 24 tane kare. Gördün mü? Şimdi bu 24'ü diğer tarafa bölme olarak gönderiyorum. Eksi 24'ü gönderdik. Diğer tarafa bölme gitti. Şimdi artıyı eksi bölesek ne olur? Eksi. Şöyle yapalım. Artı eksi bölesek. Eksi 48 24'ü bölesek 2. Eksi 2. Yani şu karemiz neymiş? Eksi 2. Kare ve üçgeni bulup ne yapıyoruz? Şu çıkarma işlemini tekrar yapıyoruz. Aynı şey. Anlaştık mı? İşin püf noktası burada şuydu. Şuradaki eksi 4, burada da artı 4. Bu artı 4 olması için şunun işaretini alıp şuna çakıyorum. Farklı bir şey. Hocam nasıl oraya aldınız ya? Neyse bir sonraki sorumuza bakalım. Bu hangisi? Bu basit. Bakın çocuklar şunu bilmemiz lazım. Üstü ifade ne demek? Üstü ifade demek mesela a üstü n demek a'yı çarpıyorum. Çarp, 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 çarp. Kaç tane a? N tane. N tane. Ne tane? A'yı çarpıyoruz. Mesela basitten 5 üzeri 3.
5'i çarpıyorum. Kaç tane 5? 3 tane. Gördük mü? Peki eksi düşünün. Eksi 7'yi çarpıyorum. Eksi 2 üzeri 4. Eksi 2 ile 7'yi çarpıyorum. Şöyle parantezli. Bu da parantezli ya. Eksi 2 ile 7'yi çarpıyoruz. Kaç tane eksi 2? 4 tane. Sonucu bulabiliriz. Sorun değil. Bu 24 gibi oldu. 24 oldu zaten. Neyse. Peki şöyle bir şey olsaydı. Eksi 5 üstünün küpü. 5'in dördüsü. Şimdi eksimiz var. Parantez olmadığı için 5 ile çarpıyoruz. Bak bu 4 sadece 5'e ait. Biz de sadece 5 ile çarpıyoruz. Ama şuradaki 4 hem eksi hem de 2. Yani eksi 2'nin hepsine ait olduğu için eksi 2 ile çarpıyoruz. Dikkat edelim. Peki buraya bakalım. Eksi 6, eksi 6, eksi 6, eksi 6, eksi 6. O zaman ne olur? Eksi 6'ları çarpıyoruz. Kaç tane eksi 6? 4 tane. Gördük mü? Cevabımız o zaman Diyarbakır. Hocam peki başka bir yol var mı? Çocuklar bunu çarp... Şuna çarparsak büyük bir sayı olduğunu buluruz. Şunu açılımını yaparsak zaten eksi 6, eksi 6, eksi 6'ını bulursunuz. Şunu çarptığımızda eksi 24. Zaten şuna çarptığımızda 36 da çıkıyor. Bu olmaz. Bu eksi 24, bu da olmaz. Eksi 4'e çarpıyoruz. Bu kafa karışabilir. Şıklardan gitmeye çalışırsak. Ama üst ifade bilmeyen bir kişi şıklardan gitmeye çalışırsa şu ikisi arasında kalabilir. Cevabımız Diyarbakır. Güzel. Bir sonraki sorumuza bakalım. Ama üst ifade hepiniz biliyorsunuzdur büyük ihtimalle, değil mi? İçinizden üst ifadeyi bilmeyen bence olmamalı. Şimdi bu soru üst üste bir soru. Bunun altında bu vardı, bu da bunun altındaydı. Şöyle küçük bir soru olacaktı. Ben biraz ayrıştırıp soruyu büyüttük daha iyi net görün diye. Şimdi çocuklar, şekildeki hevde taftatının 6 bölgesinin her biri farklı renktedir. Renkleri görüyor muyuz? Görüyoruz. Bu hedef tahtasına ok atan oyuncuların toplam puanları, evet, atılan okların isabet ettiği bölgede yazan tam sayıların toplanması hesaplanır. Ok atıyoruz. Nereden geçse sayı toprak hesaplıyoruz. Anladık. Toplam puanı en fazla olan oyuncu oyunu ne yapıyor? Kazanıyor. Tamam, güzel. Emre ile Ahmet bu hedef tahtasına 3'er tane ok atıyor. Bakın kaç tane? 3'er tane. Tüm atışların sonunda 6 hedefin her birine sadece 1 ok. Buraya dikkat edin. 3'er tane. 3'er tane toplam 6 atış olmadı mı? Evet. 6 bölgenin 6 bölge var. O zaman her bölge 1 ok dengeliyor. Her birine sadece 1 ok isabet ediyor. Zaten Emre de Ahmet de 3 ok atmıyor muydu? Bu 3 ok atıyor. Şu da 3 ok atıyor. Toplamda 6 bölgede işine göre her birisi bir bölgeye düşmüş, değil mi? Her birisinin bir oku kesinlikle bir bölgeye düşmüş ama bir bölge, her bölge farklı okula düşmüş. Aynı bir okula düşmez ya da bir bölge 2 ok düşmemiş. Her birine sadece bir ok düşmüş. 6 bölge ve her oka, yani hepsi tutturmuş bir bölge. Bakalım, devam edelim. Ahmet'in attığı oklardan biri 12 tam sayısına vurduğuna göre. Ahmet'i buraya artı 12 hemen puanımızı yazalım. Yazına göre bölgeye isabet etmesine rağmen oyunu kim kazanmış? Mehmet. Oo, bu daha büyükmüş. Kazanmış. Tamam. Buna göre Emre'nin attığı oklardan biri aşağıdaki sayılardan hangisinin yazdığı bölgeye isabet etmiş? Olamaz. Şimdi çocuklar, Ahmet burayı vurdu ya. Buraya Ahmet vurdu. Diyelim ki Ahmet geri kalan Emre'nin kazanabilmesi için Ahmet geriye şu iki düşüğünü de vursun, değil mi? Şu iki düşüğe vursun. Yani eksi 4 ve eksi 7'ye de vursun ki kaybetsin Ahmet. Emre daha çok kazansın. Bakalım Ahmet bunları vurursa bu oluyor mu diye düşünüyorum. Bunu yaptığımızda toplamları kaç olur? Bunların toplamı 1 olur. Bunun da Emre'ye neresi kalıyor? Emre'ye eksi 3, 5 ve 1 kalır. Eksi 3, 5 ve 1. Emre'yi topladığımızda ne olur? 2, 3. Emre de 3 olur. Ve gerçekten Emre kazanmış olur. Sağladığımız sağladı. Bu durumda Emre, bakın Emre şu. Eksi 3'ü vurabilir. 5'i vurabilir. 1'i vurabilir. Bu şıklardan neydi? Geriye eksi 4 olamaz diyoruz. Peki neden eksi 4 olamaz? Şimdi çocuklar, Emre bir eksi 4'ü vurursa aldı. Değil mi? Emre kazanması için diğeri büyük sayıda alması gerekmiyor mu? Alması gerekiyor. O zaman geriye 1 ve 5'i Emre alması lazım. Bakın eksi 4'ü aldığımızda, eksi 4'ü aldığımızda eksi 4, 5 ve 1 Emre aldı mı? Aldı. Emre'ye eksi 4 verdiğimizde bu durumda ne alıyor? Ahmet eksi 3'e vurması lazım. Değil mi? Eksi 3 boşta kaldı. Onu Ahmet'e vuracak. Şimdi tekrar toplayalım. Emre'yi topladığımızda bu sefer kaç olur? 2 olur. Ahmet'i topladığımızda yine 2 olur. Eşit olurlar. Yani bu sefer Emre kazanamıyor. Bu durumda eksi 4'e vurmuş olamaz. Kesinlikle en düşük olanları vuracak. Anlaştık mı? Anlaştık umarım. Bir sonraki sorumuza geçelim. Kaldığım rengi bir sonraki sorumuza atlayalım bence. Pembeyi deneyelim. İşlemin sonucu 16'dan büyüktür. Buna göre aşağıdaki hangisi A yükseğine hangisi olabilir? Şıkları deneyebiliriz. Mesela eksi 96'yı böleriz. Eksi 16'ya. Eksi eksi bölersek ne olur? Artı. 96'yı 16'ya bölersek 6.
Buranın sonucu artı 6 olur. Oysa ki 16'dan büyüktür diyor. 16'dan küçük. Artı 6 16'dan küçük olur. Devam edelim. Eksi 96'yı bölüyorum eksi 2'ye. Eksi eksi bölersek ne olur? Artı. 96 2 bölersek 48. Buranın sonucu 48 olur. Eksi 2'ye böldüğümüzde. 48 16'dan büyük mü? Büyük. Sağladı. Şuraya bakalım. 96'yı 12'ye bölüyoruz. Kaç defa var? Ama öyle bölme değil. Bu yapmıyoruz ki şu bölmeyi şöyle yapıyoruz. Eksi 96'yı artı 12 bölüyoruz değil. 12 değil artı 12. Gizli işareti artı. Artı eksi bölersek eksi. Gizli artıdır ya. Gizli artımı yazıyorum. Bölersek 8. Eksi 8 olur burası. Bu küçük bir sayı. Peki 16'ya bölersek. Eksi 96'yı 16'ya bölüyoruz. Yani artı 16 gizli artısı var biliyorsunuz. Artı eksi bölersek. Eksi zaten negatif olduğu için küçük oluyor zaten. 16'ya bölersek 6. Bu da eksi 6. Bu da olamaz. Cevabımız Bursa. Anlaştık mı? Peki mantıklı olarak deneyelim. Birincisi şunlar pozitif. Negatifi pozitif bölersek bunun sonucu negatif olacak. Negatif 16'dan büyük olamaz. Eledik. Şu ikisi kaldı. Şimdi şu ikisi. 16, ikisinin sonucu da pozitif. Evet hocam. Bu sayı büyük. O zaman sonucum küçük olur. Çünkü büyük bir sayı bölersek küçük sonuç çıkar. Büyük bir sayıyı küçük bir sayı bölersek sonuç büyük olur. O zaman bu olur. Bu daha büyük der. Sonuç olur. Neyse ya kafanızı karıştırmayın. İşleminizi yapın. Geçemiyorum. Kağıdı alamadım. Evet çocuklar kağıdı alamadığımız için bitiyoruz. Kapatıyoruz diyeceğim ama kapatamıyorum. Tamam kağıdımı aldım. Güzel. Bunu da buraya alalım. Bir sonraki sorumuza geçen binada bugün cuma. Hepinizin cuması mübarek olsun diyoruz. Buna bakalım. Tanılacıyla anladığımız ağaç diyaframında ifadesi doğru olan D önündeki ok. Yanlış olan ise Y önündeki ok takip edilir. Oku takip ediyoruz. Tanıcı dalandırmış ağaç diyaframı ifadelerinde doğru ve yanlışlarına göre takip edildiğinde son kısımdaki üstü ifadenin değeri hangisine eşit olur? Bakalım. 3 tane eksi 2 çarp diyoruz. Eksi 2, eksi 2, eksi 2. 3 tane. Gördük mü? Çarparsak ne olur? Eksi çarpı eksi artı, artı çarpı eksi, eksi. Aynı işaretler zıt, artı oldu. Artı işareti çarpıyoruz, eksi. Tamam. Eksi olur. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. Eksi 8. Aa, doğruymuş. O zaman doğru tarafa gidiyorum. Buraya geldim. 3 tane eksi 3. Eksi 3. Eksi 3. Eksi 3. Eksi çarpı eksi artı. Artı çarpı eksi eksi. Sonuç olarak eksi geldi. 3 kere 3, 9. 9 kere 3, 27. Eksi 27. Kendisi artı 27'miş. Bu yanlış. Buraya geliyoruz. Sonuç olarak 4 tane eksi 3'ü bulmaya çalışıyoruz. Buranın sonucunu bulmaya çalışıyoruz. Buraya geldik ya. Burası neye eşit? Şıkla dağılayacağız. 4 tane eksi 3. Eksi 3 nerede ya? Eksi 2. Eksi 2, eksi 2, eksi 2 ve eksi 2. Bakalım eksi çarpı eksi artı. Şu eksi çarpı şu eksi bu da artı. Artı çarpı artı artı. Buranın sonucu artı. Ya da bazen önce şu yapar. Artı eksi çarpı eksi artı. Artı çarpı eksi eksi. Eksi çarpı eksi yine artı. Yani sonuç olarak artı bulur. Artı. 2 2 4. 2 2 bu da 4. 4 kere 4 16. Ya da 2 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. İkişeriyi de çarpabilirsiniz. Tek tek gidebilirsiniz de. Sonuç olarak artı 16. Yani cevabımız Ceyhan çocuklar. Cevap Ceyhan. Evet. Bir sonraki sorumuza atlayalım. Şöyle buna buraya alalım. Gel buraya. Evet. Bu durumda bir şey kullanmadık ama hangisi? Diyoruz ki aşağıdaki her biri 9 eş parçadan oluşmuş kare verilmiş görüyoruz. Buna göre mavi bölgelerin temsil ettiği kesirle karşı gelen 10 dağlık göstereyim hangisi? Şimdi çocuklar bir tam. Evet. 9 parçaya bölünmüş. 3'ü işaretlenmiş. Sonuç olarak burası 1 tam 9'da 3 değil mi? 1 tam 9'da 3. İhtiyacı olan var mı? Hayır. Şimdi bunu 10 dağla çevirmek istiyorum. 10 dağla çevirirken şuna çarpıyorum. Bunu buna çarpıp yukarı topladığımızda 12, 9, 12. 12 bölü 9 değil mi? Evet. Bunu bulmak için 12 ne yapıyorum? 9'a bölüyorum. 10 dağlı halini bulmak için. Direkt bölme işlemi yapılır. Tamam. Çünkü paydasını 10, 100 bin yapsaydım olurdu. Şuradakini yapardım paydasını 10, 100 bin. Bir tam işte 10'da dedik. Bir tam %'de bir şey dedik. Ama olmadığı için direkt bölme işleminden faydalanıyorum. 12, 9'a bölüyorum. 12 içinde 9 bir kere var. Bir kere 9, 9. Kalan 3. Kalanın içinde bu yok. Ve ben bölmeye devam etmek istiyorum. Bölmeye devam etmek istiyorsam buraya bir virgül attıktan sonra her kalan yanına bina atıyoruz 0. 0 bu bir kalan. Yanına 0 attık. 30'un içinde 3 kere var. 3 kere 9 27. Yine kalan 3. Yine 0 attık. 30. 30'un içinde 3 kere var. 3 kere 27. Yine kalan 3. 0'ımı yine attım. Her kalan yanına bir 0 atıyorum ya.
Yine 3 kere var. Yine 27 tak tak. Ha, bu böyle gider. Bu da 3 3 diye gider. Bu sonuçta 1 tam 3 devredir. Bakın 3 3 3 devrede. Sonuç olarak 1 tam 3 devreder. Yani cevabımız Diyarbakır. Peki hocam başka nasıl olabilir? Başka şey olabilir çocuklar. Eğer virgülün sağında, bakın virgülün sağ tarafında başka var mı yok? Tek bir sayı varsa, tek bir sayı devrediyorsa şöyle yapıyorum. 1 tam, bir tam var. On normalde bu devretmesi ne dedik? 10'da 3'ü diyecek miydik? Evet. Ama devrettiği için artık 10'da değil 9'da 3 diyoruz. Bu kadar basit. Devri sayılarda böyledir. Bir örnek daha vereyim. 0,5 devreder. Bakın virgülün sağında tek bir sayı var, devrediyor. O zaman 0 tam, tamımız yazmıyoruz. 10'da 5 yerine ne diyorum? 9'da 5. Burada 10 yerine 9 yazıyoruz, tamam? Bu kadar. He bu. Ama tek bir sayı olduğuna geçerlidir. Başka bir şey için geçerli değil. Bunu şıklarda ana ben hizayı bozdum. Hizayı tekrar eskana gitmem lazım. Tekrar eskana geldi umarım. Evet. Bunu şıklardan şıkları kesile çevire yapabiliriz. Ya da bulduğumuz sonucu ondalık kesile çeviririz. Devreden bir ondalık sayımızı buluruz. Şunu yapmak için bir formül var. Formülü şöyle bir şeydi. Sayının hepsi, şunun için gireyim. Virgülsüz ve üstsüz düşün. 103. Eksi devredeni kapat. Ne? 10. Bak virgülü görmüyoruz abi. Virgülü üstüne görmeyin. 10. Bölü. Devreden kadar 9. Virgülün sağ tarafı için. Devreden kadar 9. 19. Devretme kadar 0. 10. Sonuç olarak ne oluyor söyleyin. 93 bölü 90. Ay, cevabımız bu. Evet ama dediğim gibi bu daha güzel tek bir sayı olduğunda. Evet şıklarımıza geçelim. Bazen şıklarda gitmeyi öğrenin. Bu önemli bir şey. Şuna bakalım. Sonraki sorumuz şu. Şimdi aşağıdaki sıralamada hangisi doğrudur diyoruz. Şimdi çocuklar buraya yazılan sayılara dikkat ettiniz mi? Hep aynı sayılar yazılmış. Doğru. Pozitifler ilk sıraya, negatifler ikinci sıraya yazılmış. O zaman biz işaret eden bir şey eleme yapamayız. O zaman biz tek sıralamamızı yapalım. Bakın. 2 bölü, 2 bölü 3 mü büyük, 4 bölü 5 mi büyük? Çünkü önce şu pozitif kenarına sıralayayım, negatif kenarına sıralayayım. Zaten yarısı pozitif, yarısı negatif. Bakalım paydayı bunu 5 ile bunu 3 çekiniş ediyorum. 5 çekiniş ettiğimizde sonuç olarak burası ne olur? 10 bölü 15. 3 kere 10, 2, 5 kere 5 kere 2 10, 5 kere 3 15. Şunu 3 çekiniş ediyorum. 12 bölü 15. Payda eşit oldu. Hangisi daha büyük? Pay bir kolon daha büyük. Bakın pastamızı 15 dilime 15 dilim ayırdık. Burada 12 dilim aldık. Burada da 10 dilim aldık. Hangisi daha büyük? 12 dilim aldım. Şu daha büyük. O zaman şu daha büyük. Yani 4 bölü 5 daha büyük. Bakın 4 bölü 5, 4 bölü 5 daha büyük. Diğer iki şıkkı eledik. Şimdi negatifle bakalım. Bakın çocuklar negatifle daha basit. Eksi 5 bölü 12, eksi 7 bölü 12. Negatifle de önce pozitif gibi düşünün. Sonra ters dönün. Normalde pozitif olsaydı pasta 7 parça, 12 parça, 12 parça böldük. 7'sini 7, 5'ini yedik. Hangisinde daha çıkardık? 7'si. Bu daha büyük olurdu değil mi? Pozitif olsaydı bu daha büyüktü. Ama negatif olduğu için tersi. Bu daha büyük olur. O zaman eksi 5 bölü 7 daha büyük. Bu daha büyük olur. O zaman cevabımız Diyarbakır. Gördük mü? Hepsini tek tek paydasını eşitlemeye gerek yok. Çünkü pozitifler kendi arasında, negatif kendi arasında yapsam daha rahat olur diye düşünüyorum. Bir sonraki soruma atıyorum. Bir sonraki sorum da şu. Şuradan bayağı şey oldu ya. Bence biraz daha atayım. Şekil şemal güzel gözüksün. Bu ondalığı kaçtır? Oo, bölme işlemi yapacağız. Bunu buna böleceğim çocuklar. Başka bir çıkar yok. Yani 97'yi kaça böleceğiz? 45'e. 97'yi 45'e bölüyoruz. Yani ondalık çevirmek istiyorsak bu bölme işlemi kesinlikle olur. Ya da paydasımızı 10-100 bin yaparız ki paydamız 10-100 bin olmayı. Sadeleşirsek de olmuyor çünkü bu sadeleşmiyor. Yapalım. 90 içinde 45 2 kere var. 2 kere 45 2 kere 45 kaç olur ya? Söyleyin. 2 kere 45 90 bu 0 0. 7 indirdim. Bak 7 indirdim. İndirmenize rağmen içinde yoksa buraya 1 0 atıyoruz. Bu bir kuraldır. Sayı indirmenize rağmen burada yoksa buraya 0 atarız. Diğer sayı indirmeye devam ederiz. Diğer sayı denedik. Yine mi içinde yok? Yine bir sıfır daha. Diğer indiriyorum, diğer indiriyorum. Ta ki içinde olana kadar. İçinde 45 olana kadar. Den bitti. Bundan sonra yaparım. Ben bunu daha da bölmek istiyorum. O zaman buraya bir virgül atıyorum ve bölmeme devam ediyorum. Ama bir kuralım var. Ne? Her kalan yanına bir sıfır çakıyorum. Bu bir kalan. Sıfırımı çaktım. 70. 70 içinde bir kere var. Bir kere 45. 45. Çıkarttığımızda 35. Buraya bir kalan. Yana bir sıfır çaktım. Kaç defa var? Kaç defa var burada? 6, 4 kere 9, 9 yapsak geçer. 8 yaparsak, 8 deneyelim. 8 neyse 360 olur.
O zaman 8 değil, kaç deneyeceğiz? 7 deneyeceğiz. Evet, kaç defa var? 5 deneyelim. 5. 5 kere 5, 225. Ama 5 olmaz. Başka bir şey denememiz lazım. Ben bir bölme hatası yapmadım değil mi? 45'e böldük. 2 kere var. 20, kalan 7, 70. 70'in içinde 45. Bir kere var. Bir kere 45, 45. Kalan 35. M. 35 ya. Kalan 25. Çok özlem çocuklar. Kalan 25. Sıfır çaktım. 250. 5 kere var. 5 kere 40. 225. Çıkarttığımızda yine kalan 25. Yine mi sıfır çaktık? Yine 5 kere var. 25 kere 5 yine 225. Yine kalan 25 tak tak 5 5 5 tak tak. Sonuç olarak ne olur? 20 tam 1 virgül 5 ne yapıyor? 5 5 5 5 devrediyor. Tamam. 20 tam 1 virgül 5 devrede cevabımız Adana. Anlaştık mı? Demek ki burada birkaç bir şey öğrendik. Birincisi bundan onları hani öğrenmek istiyorsam direkt bölme işlemi yapıyorum. Bu bölme işlemini yaparken indirilmeme rağmen içinde yoksa buraya sıfır atıyorum. Eğer hala bölme sıfır indirdim. İş bitti normalde. Ama daha da bölmek istiyorum. Ben bu kalanı da bölmek istiyorum. Kalanı bölmek için buraya bir virgül attıktan sonra artık kalanların yanına bir sıfır atıyoruz. Okey. Bakın sıfır attım bölündü. Sıfır atıyorum bölünüyor sıfır attım. Peki hocam şöyle bir soru sorabilirim. Hocam öyle bir şey yaptınız ki bakın bu 450. Buraya bir sıfır attım 70. Bölünmedi. O zaman buraya bir sıfır ve şuraya bir sıfır atarız. İki tarafa sıfır. Ta ki bölünene kadar buraya sıfır, buraya sıfır, buraya sıfır, buraya sıfır. Ta ki bölünene kadar böyle devam ediyoruz. Neyse bunu geçelim. Bu biraz ayrıntıya girdi. Bir sonraki sorumuza bakalım. Ben şunu şuraya alayım. Şunu alalım. Bu işlemin sonucu kaçtır? İşlemin sonucu kaç? Şimdi çocuklar buraya baktığımızda öncelikle bir payda işlemek. Şimdi buraya gizli bilim yazıp paydamı 3 ile genişlettiğimde aslında burası 3 bölü 3. Zeki öğrenciler de var. Şöyle yapıyorlar. Bunu buna çarpıp buna topluyorlar. Bir kere 3, 3, 4 daha 3 bölü, 4 bölü 3 olur. Ama ben bunu bu şeyi çıkarmada öneriyorum. Toplamada da çıkarmada böyle yaparsanız daha garanti olur. Toplamada istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Şimdi sonuç olarak 1 bölü 1 bölü şöyle. Paydamda ne var? 3 bölü 3 artı 1 bölü 3. Topladığımızda 3'ü bir daha toplarsak ne olur? 4 bölü 3. Yani sonuç olarak 1 bölü 4 bölü 3. Yukarıdaki bu kesir çizgisine dikkat edersem yukarıdaki bir tam sayı gizli birini yazıyorum. O zaman yukarıda ne var? 1 bölü 1. Şu ikincisini de ne yapıyoruz? Tek çeviriyorduk değil mi? Çarpı tek çevir 3 bölü 4. Çarptığımızda ne olur? 3 bölü 4. Cevabımız Adana. Bu kadar bir toplama. Şu yukarıdakini aynı yazar. Derin tek çevir. Oh. Başka bir şey yok. Var mı? Yok. Gelince şöyle yapıyorum. Bakın çocuklara göstereyim. 1 bölü 1 kere 3, 3 bir daha 4, 4 bölü 3. Şu iki gizli birini yaz, aynen yazılır. 1 bölü 1. Bu ikincisini ters çevir. 3 bölü 4. Çarp. Yine 3 bölü 4. Poyeçi. Kavrul. Teyko bravre bu işkra. Hoyevi özdeyerci katıcı persiyana persiyana. Fica işte mi? Klas mı? Ne mi saatine kadar bir şey alır? Şu ilo özem çarşı be. Özem mi? Özem çarşı be. Tamam. Ahmet şey atar mı? Özem mi? Özem evi alır mı? Hatta bir şey farkın. He? Özem evi alır mı? Diyeceğim senin zaman kaldı. Bir şey olmaz. Neyse ben size odana gireyim. He? Evet, şimdi 13. sorumuza geldik. Bu sonuncu soru ne sonuncu soru ya? Bu sorumuzu yapmaya çalışalım. Şimdi çocuklar bazen kamera kontrol ediyorum. Kamera çalışıyor mu diye. Çalışıyor sorun değil. Kırmızı kalemle devam edelim. Evet, bölme ve çarpma işlemi yapılırken şunların kesinlikle hani payı payla paydaya paydaya çarpıyoruz diye size öğrettik ya. Ortamda bir tam sayı olmayacak. Yani böyle tamlar olmayacak. Bu tamları ne yapacağım? Bu tamları bileşik kesire çevireceğim ya da kesire çevireceğim. Tamam böyle bir şey varsa ya bileşik kesire ya da kesire çevireceğiz. Şimdi bakalım şunu bileşik kesire çeviriyorum. Ya da toplama işlemini bir halledelim şurada. Bileşik kesire de çevirebiliriz. Bir düşünelim nasıl yapalım. Şimdi bazen önce tamlar kenarına toplama yöntemi uygulayabilirsiniz. Olur ama çıkarmada bazen teşvik oluyor. Tamla toplarsak normalde şöyle olur. 3 tamla kenarına kesire topluyoruz. Burada kesik yok. O zaman 3 bölü 11 kalır. Direkt böyle de yapabilirsiniz. Ya da şu yaparsınız. Şunu bileşik kesire çevirirseniz 11, 13. Orası ne olur? 13 bölü 11
artı 2 değil mi? Bunun gizli birini yaz. 11 ile genişlettiğimizde 22 bölü 11 olur. Topladığımızda ne olur? 35 bölü 11 olur. Tekrar şey çevirmek istediğimde, tam kesit çevirmek istediğimde ne olur? 3 tam 3 bölü 11. Ya da çarptığımızda 36 oluyor ya. Ben bir de hata mı yaptım? Şunu şuna çarp. Bakalım. 2 tam 3 bölü 11. Tamam. 33. 36 bölü 11. Buraya baktığımızda 22. Burası 11. 14. Burası 14 oluyor. Topladığımızda 36. 36 bölü 11 oluyor çocuklar. Şimdi ben bu bölme işlemini yapacağım ya. Buranın ne olması lazım? Buranın bileşik halde olması lazım. Neden? Tam olursa ben tamı ne yapacağım? Tamı tamla mı çarpacağım? Öyle bir şey size öğretmedik. Tamlardan kurtulup bileşiğe çeviriyoruz. Şu an bakın gizli 11'ini, gizli 1'ini yaz. 11 ile genişletirsek 11 bölü 11 olur. Çıkarttığımızda burası ne olur? 3 bölü 11. Güzel. Şimdi çocuklar 11'de 8, 11'den 8 çıkarsak 3, 11, 11. Burayı hallettik. Amacımız ne? Şurasını ve şurasını bileşik kesiriyle yapmak ya da tam olmayacak iş içinde. Tamam. Şimdi burası ne oldu? 3 tam. Hani burayı tamla kenarına topladığımızda 3 tam 3 bölü 11 mi? Evet. Bunu böyle bırakacak mıyız? Hayır. Bileşik kesiriyle çevireceğiz. 3 kere 1 33. 3 ile 36 bölü 11. Bak 36 11. Payda eşleyip topladığımızda deniyor 36 bölü 11 oldu. Şimdi hangisini kullanayım? 36 bölü 11 mi? Bunu mu kullanayım? Hocam istediğinizi kullanın. 36 bölü 11 bölü. Buraya 3 bölü 11 yazıyorum. Şöyle özlem çıkıyor. 3 bölü 11. Şöyle yapalım. İlki aynen yazılır. 36 bölü 11. İkincisi de çevirir. 11 bölü 3. 11'e gitti mi? Gitti. 11'i 11'e böl. 1'e 1. 3'e böl 1. Buraya da 3'e böl 12. Çarpma işlemi yaptığımızda 12 bölü 1 kere 1, 1. Gizli 1 yazmaya gerek var mı? Yok. Peki 12. Tam sayı oluyorsa gizli 1'leri yazmaya genellikle gerek yoktu çocuklar. Cevabımız Diyarbakır. Bir daha söylüyorum. Bölme işlemi yapacaksanız bunların içinin bileşik kesir olması lazım. Tamlı mamlar varsa kurtuluyorsunuz. İçindeki işlemi yaptım. Burası 36 bölü 11 oldu. İki farklı şekilde yaptım. Tamla kendi arasında kesir kendi arasında topladım. Kesir olmadığı için aynen kaldı. Tam topladım. 3 tam bölü 11. Bileşik kesire çevirdim. 36 bölü 11. Ya da bunu bileşik kesire çevirdim. 14 bölü 11. Şunu da paydasını eşitledim. Gizli bir yazıp 11 ile 22 bölü 11. Bunları topladım. 36 bölü 11. Her durumda burası 36 bölü 11 oldu. Şurası da gizli birini yazıp genişlettiğimizde bazen önce şöyle yapıyorlar, bakın dikkat edin. 1 kere 11, 11. 8 çıkarttığımızda 3 bölü 11. Değil mi? Burası 3 bölü 11. Ya da gizli birini yaz, 11 ile genişlet. 11 bölü 11 çıkarttığımızda yine 3 bölü 11. Aynı. Peki hocam, toplamada tamla kenarısını öneriyorsunuz da çıkarmada niye önermiyorsunuz? Çocuklar, çıkarmada şu ikisini yeri değiştirirse 8 bölü 11 eksi 1 tam. Nasıl çıkaracaksınız? Bunu bununla çarpıp 11'den 8 mi çıkaracaksınız? Yoksa 8'den bununla çarpıp 11 mi çıkaracaksınız? Bak. 8'den 11'i çıkaracağız ama burada bazı öğrenciler kafası karıştığı için çıkarmada ben payda işlemeyi tavsiye ediyorum. Devam edelim. Cevabımızı bulduk. Sonra dediğimiz gibi buraya kesirleri böyle yazdık. İlkini aynı bırakıp ikincisini de çevirip çarptık. Sadeleştirdik. Hocam ben bu sadeleşmeyi yapmasam olmaz mı? Yani sadeleşme yapın çocuklar. Sonra büyük sayıları bulup bunları sadeleşmekte çok zorlanabilirsiniz. Çarpma işlemi halindeyken sadeleşme işlemlerinizi yapın. Rahat edin diyoruz. Rahat edin. Şimdi buna geçelim. Bir bilgisayar programının klavyeden bir sayı girdikten sonra işleme zinciri aşağı gibidir. Bu programda klavyeden girilen sayı eksi 11 olduğuna göre ekrandan çıkacak olan sayı kaçtır? Girilen sayının küpünü al. O zaman 2 eksi 11 eksi 1 bölü 12'nin küpünü alıyorum. O zaman eksi 1 bölü 12. 3 tane eksi. Bunu buraya sığmadı. Şöyle yazalım özellikle. Hoppa. Şöyle yazıyorum. Eksi 1 bölü 12. Evet. Eksi 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 2. Sayılarımızı çarpalım. Eksi çarpı eksi artı. İşarete çarpıyoruz ya sayı ne? İşareteyi çarpıyoruz. Eksi çarpı eksi artı. Artı çarpı eksi eksi. Sonuç olarak eksi oldu. Şimdi payları kendi arasına, payları kendi arasına çarpıyorum. 1 kere 1, 1. 1 kere 1, 1. 1 bölü. 2 kere 2, 4. 4'ü 2 ile çarparsak 8. Yani sonuç olarak eksi 1 bölü 8. Tamam. Sonra sonuçta girilen sayı. Sonuç girilen sayıdan. Sonuç ne? Eksi 1 bölü 8. Şu girilen sayı. Eksi 1 bölü 2. Sayıdan küçükse. Bu bundan küçükse diyor. 4. adıma geç. Yok eğer değilse 3. adıma geç. Sonuç şu. Şu şundan küçük mü? Şimdi normalde şöyle düşünün çocuklar. İyi düşün. Önce pozitif gibi düşün. Tamam. Bu yarısı, bu yarısından az. Su yarısı olan daha büyük. Normalde bu bundan büyüktür. Doğru mu? Evet. Ama negatif olduğu için bu bundan büyük oluyor. Şöyle. Gördük mü? Negatiflerde işler ters. Küçük olan daha büyüktür.
Devam edelim. Peki son ne diyorduk? Sonuç şu. Girilen şu sayıdan küçük mü? Değil. O zaman nereye gidiyoruz? Üçüncü adıma geçeceğiz. Üçüncü adım sonuçta giden sayının karesini al. Ha, şu sonuçtan girilen sayının sonuçtan neydi? Sonuçtan girilen sayının şunun karesini alıyoruz. Sonuçtan girilen sayının sonuçtan sonuç eksi 1 bölü 2 değil mi? Evet, sonuçtan sonuç eksi 1 bölü 8 değil mi? Evet. Girilen sayının yani eksi 1 bölü 2'nin karesine çıkar. Bunun karesini alıyorum. Karesi ne olur? Eksi 1 bölü 2 çarpı eksi 1 bölü 2 parantez altı kalmak istemiyorum şöyle. Eksi 2 artı 1 bölü 1 kere 1 1 2 kere 2 4 artı 1 bölü 4. Ne diyoruz? Sonuçtan şu girilen sayının karesini çıkar. Karesi 1 bölü 4 değil mi? Evet. 1 bölü 4'ü ne yapıyorum? Çıkarıyorum. Güzel. Payı değiştirelim. Şunu 2 ile genişletiyorum. 2 ile genişlettiğimizde 2 bölü 8 olur mu? Olur. Şimdi yapalım. Eksi 1 eksi 2 ne olur? Eksi 3 bölü 8. Gördük mü? Yukarısı ne oldu? Payda eksi 8. Eksi 1 eksi eksi 1 eksi 2 olmuştu yukarısı. Sonuç olarak eksi 3 bölü 8. Bakın ortak payda yapıyorum. Evet, cevabımız böyle. Bir sonraki sorumuza geçelim. Kare alırken dikkat edin. Bu tip adımları uygularken dikkatli olun. Bu önemli bir şey. Bir sonraki sorumuza atlıyoruz. Hopluyoruz, zıplıyoruz. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Cansu bir günlük harçın 6'da 1'sine ulaşan 5'ten 12'sini yemek olarak ayırmıştır. Cansu'nun 7 yetti kadına göre Cansu günlük ne kadar harcı? Bir günlük harcı ne kadardır? Şimdi çocuklar. 6'da 1'i, 5'te 3'ü. Bunu işlem olarak yapmak istiyorsanız, mesela ben model olarak yapmak istiyorsam, Cansu'nun parasını hem 6'ya hem de 5'e bölebilmem lazım. Benim modelim ne olur? Kaç parçadan oluşması lazım? Hem 6'ya hem 5'e bölünecekse bu bütün, benim bu modelim 30 parçadan oluşması lazım. Bak 6 ve 5'in ortak katı 30. 30'a bölünmüş bir model çiziyorum. 30 parçadan oluşuyor. Tamam mı? Evet. Şöyle 6 tane olsun. 1, 2, 3, 4, 5. Güzel. Şurada 5 taneden olsun. 1, 2, 3, 4. Bu Cansu'nun parası. 30 parçadan. Bunun alttan birisine ulaşım. Ulaşım olan yerleri kırmızıyla boyayalım. Ya da pembeye boyayalım. Ulaşım için pembe. 6'da 1'i. 30'un 6'da 1'i. 30'un 6'da 1'i ne olur? 5 parça. O zaman bu 5 parça. Bakın 30'u 6'ya bölüyor mu? 6'da 1'i bulmak için. 5 parça olmadı mı? 5 parça. Bunun 5 parçası ne? Ulaşım. Değil mi? Devam edelim. 5'te 3'ünü. 5'te 3'ünü. Bunu da neyle yapalım? Mavi yapalım. 5'te 3'ünü. 30'un 5'te 3'ü. 30'u 5'e bölüyorum. 6. 3'ü dediği için 3'e çarpıyorum. 18. He. 30'u 5'e bölüyorum. 18. 18 tanesini de ne yapıyor? Yemek. Bak bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bunlar da yemek. Evet çocuklar. Geri kalan da ne? Geri kalan da parası. Bunu model yapmak isteyen çocuklar için çözdüm çocuklar. Geri kalan kadar kalıyor. Cansu'nun 7 TL'si kaldı. Bu geri kalan da Cansu'nun parası. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oo. Bu 7 TL ise her bir tanesi 1 TL'dir. Değil mi? 7 parça 7 TL ise bir tanesi 1 TL. 1 TL, 1 TL, 1 TL, 1 TL, 1 TL. Artık Cansu'nun yemek masraflarını mı bulmak istersiniz? Cansu'nun ulaşım masrafını mı bulmak istiyorsunuz? Bakın ulaşım 5 TL. Yemek 18 TL. Peki Cansu'nun toplam parası 30 TL. Ne istiyor? Cansu'nun günlük harcı 30 TL. Bu modeli yapmak isteyen öğrenciler içindi. Modelsiz yapmak isteyen öğrenciler de şöyle yapar. Şimdi genellikle problemler çözerken çocuklar yapmanız gereken şey şu. Kesirle ilgili problem çözerken kesirin paydalarını eşleyin. Anlaştık mı? Kesirin paydasını eşlediğimizde bu 30'da eşlenmez mi? Evet. O zaman bunu 5'e genişletiriz. 5 bölü 30. Şunu 6'ya genişletiriz. 18 bölü 30. Çok iyi. Bakın Cansu 30'da 5'ini ulaşım. 30'da 18'ini ne oldu? Yemek. Toplamda ne oldu? Topladığımızda bakın bu ulaşım için, bu da yemek için, bu 18'de. Topladığımızda 30'da 23'ün ne yapmış? Harcamış. Peki Cansu'nun bütün parasına ne diyoruz? 1 tam. Bütün parasına 1 tam diyoruz. Değil mi? 1 tam. Bak bu model 1 tam. Parçaladık. Bu 1 tamın harcadıklarını çıkarıyorum. Gizli birini yaz. 30'da 30. 30'da genişlettiğimizde 30'da 30. Zaten bir tam 30'da 30 olduğunu biliyorsunuz. Buna eşit olsun diye. Bakalım çıkarttığımızda ne kalır? Parasının 30'da 7'si kalır.
İşte parasının 30'da 7'si, yani 30 parçadan 7 parçası 7 TL ise. O zaman 7'yi 7'ye bölüyorum. 7 parça 7 TL ise her parça 1 TL olur. E her parça 1 TL ise Cansu'nun kaç parçadan oluşuyordu bütün parası? 30 parça. 30 parça ne kadar olur? 30 TL. Tamam. Bu da farklı bir teknik. İlginç bir teknik size göstereyim. O teknik adında farklı bir şey. Mesela modele benziyor buna. Bu tip kesili sorular var ya. Bu tip rasyonel kesili sorular. Kesili sorular çözmenin ilginç bir yolu var. O da şu. Keşke bunu üstüne yapmasaydım. Bunu da siyahla yapalım bari. Şimdi çocuklar. Diyelim ki siz Cansu'nun parasına bir sayı vermek istiyorsunuz. Bir cebisel ifade. Tamam. Bu cebisel ifade hem 5'e hem de 6'ya bölünebilmeli. Hocam 30. Zaten yaptık 30 şurada. Şurada 30 yaptık. Güzel. 30. Siz Cansu'nun parasına diyorsunuz ki 30 A olsun. Çok güzel. 30 A'nın 6'da birisi. 36'yı 6'ya bölersek bir alsak ne olur? 5 A. Bakın 30'u 6'ya bölüp bir parçasını aldığımızda 30 A'yı 6'ya böl 5 A. 5 A'sını ulaşıma. 30'u 5'e bölüp 3'e çarptığımızda 30'u 5'e böl 6 3'e çarptığımızda 18. 18 A'sını ulaşıma, yani yemeğe verdi. Güzel. Cansu 7 T'si kaldı. Bakın 5 A ile 18 A'yı topladığında 23 A ne oldu? Harcadı. Toplam parası 30 A'ydı. 23 A'sını çıkarttığımda 7 A kalmadı mı parası mı? Evet. Bu 7 A 7'ye eşitse A ne olur? A 1 olur. A 1 ise Cansu'nun parası 1 çarpı 30, 30'dur. Tamam. İsterseniz ortak bir şey verip bu işlemi kesirliğinden çıkarıp normal bir denkleme dönüştürebilirsiniz. Neyse. Bu ilginç bir teknik vardı. Size göstereyim dedim. Belki işinize yarar. Yarar inşallah. Şuna bakalım. Şu sorumuzu bir çözmeyi deneyelim. Taban üye 150 dikdörtgen şeklinde olan gösterdeki rafın kitap koyulan kısmının genişliği 35 santim. Şöyle görüyoruz. 35 santim yüksekliği ise yarışık kitapların yüksekliği kadardır. Yani sığdırabiliyor diyor. Oraya kafaya karıştırma diyor. Bu rafın içine kalınlığı 1 tam 7'de 5 santim olan özdeş kitaplar şeklindeki gibi aranda hiç boşluk olmayacak şekilde yerleştiriliyor. Kitap yerleştiriyoruz. Buna bu rafa en fazla kaç tane kitap yerleştirir? Deneyelim çocuklar. En fazla kaç tane? Şimdi çocuklar nasıl bir şey yapsak? Nasıl? Şimdi bir tanesi bir 1 tam 7 bölü 5. Bir tane daha koyduk. 1 tam 7'de 5. Bir tane daha kitap koyduk. 1 tam 7'de 5. Biz diyoruz ki 35'in içinde kaç tane 1 tam 7'de 5 varsa o kadar kitaba ihtiyacımız var. İhtiyacın var mı? Yok. Deneyelim. Bakın ne yapayım? 35'i bölüyorum. 1 tam 7'de 5'e. Bu bölmeyi yapmam için benim dediğim gibi bölme çarpma yapmamız lazım. Bizim tam sayılardan kurtulmamız lazım. Şundan kurtulalım. Bununla çarp böl ne olur? 12 bölü 7. Bunun gizli birini yazıyoruz. İlki aynen yazılır. 35 bölü 1 çarpı. Şunu da ters çevir. 7 bölü 12. İtiraz olan var mı? Varsa konuşsun ya da sonsuza kadar sussun. Yok. Güzel. O zaman devam edelim. Şimdi çocuklar. 35 çarpı 7 kaç olur? Çarparsa kaç olur? 21, 22. Allah 35'i 7'de çarpmam lazım galiba. Aklımdan yapamadım. 35'in 5'i ede var. 3, 21, 24. 435. İlginç. Evet. 435 sonuç olarak ne olur? 445 bölü 12. Yani 400. Bir daha söylüyorum. 245 bölü 12 olmaz mı? Evet. Acaba bunun içinde kaç tam var? Kaç tam varsa o kadar tam kitap yerleştirebiliriz. Geri kalan kitap yerleştirmeyi çünkü o kadar tam yok. O zaman 245'i tama çeviriyorum. 12 bölüyorum. Kaç tam varsa. Sonuç olarak bu değil mi? Evet bu. Bunun içinde kaç tam varsa o kadar kitap yerleştirebiliriz. Bir iki kere var. 2 kere 12, 24 indirdim. İndirin 0, 0. 5'i indirdim. İndirmeme rağmen içinde yoksa ne olur? Buraya bir 0 atıyorum. Sonuç olarak 20 tam. Şuna eşitmiş. 20 tam. 5'te 12. 20 tane tam. Yani ben 20 tane kitap yerleştirebiliyorum. Hani şunu şuna böldüm. 20 tane tamı zaten çıkıyor. 20 tane kitap yerleştirebiliyorum. Şu kalan 5 bölü 7 kitap yerleştiremiyorum. Tam. 5 bölü 12 ile kitap 12 neden çıktı ya? Ha, çevirik yaptık. 5 bölü 12 ben kitap yerleştiremiyorum. Çünkü bir tamdan fazla olması lazım. Burada bir tamdan az. Kitap yerleştirmediğim için toplam 20 tam. Cevabımız Cihan. Ya da şu yaparız. Şu bölme işlemi tekniği yaparız. 245'in içinde kaç tane 12 var? 245'in içinde kaç tane 12 varsa o kadar kitap yerleştirebiliyoruz. Bölme işlemi yapıyorum. İşte sonuç olarak 20 tam kalan 5 değil mi? Evet. 20 tane kitap. Tamam. Bu mantık nereden geliyor çocuklar? Bu mantık şu. Ben şu uzunluğu buna böldüm. Diyorum ki bunun uzunluğu içinde kaç tane bu var? Kaç tane bundan var? Bunu buna böldüm de sonuç olarak
45 bölü 12 olur. Peki bunun içinde kaç tane tam var? Çünkü her tam bir kitap. Tamam. Yaptığımızda 20 tane tam olduğunu görüyorum. Yarışıyla böldüğümüzde 20 tane tam olduğunu görüyoruz. Cevap 20 tane kitap. Bazı önce şöyle yapabilir. Bakın ilginç bir farklı bir tepki daha göstereyim. Kaç tane kitap? Ben bu kesinden kurtulurum. Kaç tane? 7 tane. Vay, 7 tane olması lazım. Bakın payda 7 de. 7 ya. 7 tane kitap yanına getirdiğimi düşünün. Vay hocam nasıl olacak? Deneyin bakın 7 tane. 1 tam 7'de 5. Biraz kafa karışacak da istediğin buraya atlayabilir. 1 tam 7'de 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1 tam 7'de 5. 1 tam 7'de 5. Şimdi bakın 1 tam 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tam var mı? Var. Topladım bunları. Bir de keseye topluyorum. Neden 7 tane yaptım? Çünkü 7 tane 5, 35 ve 7'ye tam bölünür. Tam olacak bunlar da. Böldüğümde 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. 35 bölü 7. Sonuçta keseye topladığımda kesiler 35 bölü 7 olmadı mı? Evet yani 5. Burada da 5 geldi mi topladığımda 5 santim. Yani 7 santim vardı buradan. Bir de kesilerden 5 santim geldi. Toplamda 12 santim. Bakın şöyle bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane kitap için 12 santim gidiyor. Bu kaç santim? 35 santim. Yani neredeyse 36 santim yani. Bakın 36 santim. Bunun 3 katı değil mi? 36 kabul edersem. Bunda 3 katı 21 tane kitap girer normalde. Eğer bu 36 santim olsaydı 21 tane kitap girecekti. Ama bu 1 santim eksik olduğu için bir kitap da 1 santimden daha şey olduğu için ne olur? 21 kitap değil 20 kitap. Bir kitap azaltıyorum. Neyse çocuklar burada kafanızı karıştırdım. Biraz saçmaladık. Bir sonraki sorumuza geçelim. Kusura bakmayın. Biraz saçma oldu. Ondan dolayı özür dileyelim. Bir yemekhanede yemek yiyen her kişide eşit büyüklükte yemek verilmektedir. Ekmek verilmektedir. Hadi ya. Bu yemekhanede yemek yiyen 30 kişiden 20'si aldıkları ekmeğin yarısı. Tamam. Yarısını geri kalan kimler? 10 kişi değil mi? 10 kişi. Yani toplamda kaç kişidir? 30 kişidiler. 20 kişi. Burada geri 10 kişi kalıyor. Geri kalanlar aldıkları yemeğin 4'te 3'ünü yemişler. Evet. Artan yemeklerde de bir hayvan barınağı gönderilmiş. Bu yedikleri. Bu yarısı yediyse zaten kalan yarısı. Hayvan bana bunun yarısı yiyor. Bu da yarısı 4'te 3'ünü yedilerse çocuklar. 4'te 3'ünü yedilerse ne kadar kalır? Bir tamdan 4'te 3'ünü çıkarırsak birini yazıyorum. 4'ten yeni şey diyorum. 4'te 4'ten bir ekmek bir tam ya. 4'te 3'ünü yedik. Geriye ne kadar kalır? Çıkarttığımızda 4'te 1 kalır. Ekmeğin neresi kalıyor? 4'te 1'i. Şimdi çocuklar yapalım. Burada yarısı. Yarısı ne demek? 1 bölü 2 demek. Ekmeğin yarısı 10, 20 tane yarım gitti. Yarım, 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 yarım. 20 tane yarım. Bak yarımları ne yaparız? Toplarız. 1 bölü 2, bu bir yarım, bu diğer yarım, bu bir yarım, bu öbür yarısı. Topladığımızda toplamın kısa örneği çarpma. 20 ile çarparız. 1 bölü 2, 20 ile çarparız. Bizi birini yaz. Sonuç 20 bölü 2, 22 bölümüze 10 tane tam. Burada 10 tane tam ekmek geldi. Vay be. 20 yarım 10 tane tam demek. Zaten bunu biliyorsunuz. Buna bakın çeyrek. Şimdi 10 tane çeyrek yok mu? Evet. Bak bir tane çeyrek artı bir çeyrek daha artı bir çeyrek daha nokta nokta. Kaç tane? 10 tane. Toplamın kısa olur çarpma. Onu 1 bölü 4 ile çarpıyorum. Çarptığımızda gizli birini yaz. 10 bölü 4. 12 bölü 4 ile 4. Sonuç olarak bunu sadeleştireyim bari. Sadeleştir. 5 bölü 2. Şimdi burada ekmeğin 5 bölü 2'si gidiyor. Burada ekmeğin 10 tane gidiyor. Topladığımızda toplam barınağı ne kadar gidiyor ekmek? 10 tane tam ve 5 bölü 2 gidiyor. Topladığımızda gizli birini yaz. 2 ile genişlet. 20 bölü 20. Topladığımızda 25 bölü 2 tane. 25 bölü 2 ekmek gidiyor. Tane nerede ya? Bu kadar gidiyor. Buna göre bu 30 kişinin aldığı ekmeklerin kaçta kaçı barınağa gitmiştir? Şimdi ne kadar gitti? 25 bölü 2'si gitmedi mi? Evet. Peki kaç tane ekmek vardı? 30 tane ekmek vardı. Tamam. 30 tane ekmeğin 25 bölü 2'si gitti. Şimdi bu kaçta kaçı? İlk aynı yazılır. Bunun gizli birini yaz. İlk aynı yazılır. 25 bölü 2. İkincisini ters çevir. 1 bölü 30. Sadeleştir. Her iki tarafı 5'e bölebiliyorum. 5'e böl 6. 5'e böl 5. 5 kere 1. 5. 6 kere 2. 12. 5 bölü 12. Cevabımız Adana. İlginç bir şey oldu. Böyle acayip bir şey oldu. Şimdi çocuklar bir şey söyleyeyim. Bakalım yarım yarım 4'te 1'i 4 katına çıkartsaydım ekmekleri. Neyse. Uzatmayayım ha. Farklı bir yola girmeyi düşünüyorum da neyse. Bazen öyle acayip şeye de deneyesim geliyor. Şuraya bakalım. Bu da bir şey. Bunu bazı öğrenci şöyle çözer. Bakın. Bu bir örüntü.
Hatta örüntüm burada birinci adımda 5 çizgi çizmiş. İkinci adımda 9 tane çizgi çekmiş. 9 kenar. Üçüncü adımda kaç tane? 13 sonra 4. 17 sonra özlem. Sonra daha gidiyor. Örüntünü şekil örüntüsünde A adım sayısı ile çizgi sayısı arasındaki ilişkiyi kurarı hangisidir demiş. Bazen önce şu yapar. Şıklardan gider. Bu en dediğim şey adım sayı. Adım. Sonuçsa çizgi. Kaç çizgi? Birinci adımda 5 çizgi. En yerine 1 yazımda 5'i veriyor mu? 1 kere 5, 5. Bir daha 6. 6 verdi. Bu olmaz. En yerine 1 yaz. 1 kere 4, 4. Bir daha 5. Bu verdi. 1 yaz. 1 kere 3, 4. Bir daha 5. Bu verdi. 1 yaz. 2 kere 1, 2. 3 daha 5. Bu verdi. Bunu sağlayan 3 tane şık var. İlk bunu deneyelim. En yerine şimdi 2 yazıyoruz. 2 yazarsak 2 kere 4 kere 2, 8. Bir daha 9. Verdi mi? Verdi. 2 yazıyoruz. 2 kere 3, 6. Bir daha 8. Vermedi. Ele. 2 yazıyoruz. 2 kere 4, 3 daha 7. Vermedi. Ele. Bunu sağlayan tek şık Adana. Şıklardan gidiyor bazı öğrenciler. Yani bazı öğrenciler şık öğrenci. Ezler şıklarda da gitmek bir yöntem. Ha, şıklardan gitmeyen öğrenciler ne yapsın? Ne yapsın ya? Şıklardan gitmeyenler ne yapsın? Şimdi çocuklar, canlı şıklardan gitmek istemiyorum. O zaman şunu size söyleyeyim. Bu örüntü kaça kaçar artıyor. Bakın bu zaten yukarıdaki adımlar teker teker edecek de. Bu bakın 4 artmış. Şurası 4 artmış. Şurası 4 artmış. Artı 4, artı 4, artı 4. Şimdi normalde şudur. Bizim n'in şu kat sayısı artıştır. Şuradaki artış. Nedeni açıklanan da zaman yok. 4n artış. Ha demek 4n ile başlayacak. Bakın 4n ile başlayan tek bir tane var. Cevap Bursa. Öyle. Ama diyelim ki diye 4n'e başlayan birkaç. Bu da 4n ile başlıyor. Şu da 4n'e başlıyor. Hangisi? Şimdi yanda bir sayımız var mı yok mu? Varsa nedir? Bu yandaki sayımız toplama mı çıkarma mı? Bu yandaki sayı bulmak istiyorum değil mi? Herkes merak ediyor. Hocam şurada bir sayı var mı yok mu? Varsa nedir? Şudur çocuklar. En yerine 1 yazarım. Sonucu ne olması lazım? 5. En yerine 1 yazdığımda 4 çarpı 1. 4 değil mi? Evet. Bunun 5 olması için. Bak 4. Şuranın 5 olması için ben ne yapmam lazım? Bunun yanına bir artı 1 eklemem lazım. Ha. Demek ki şunları yerine yazarak şu yandakini ben buluyorum. Bak en yerine 2 yazdığımda ne olması lazım? 9. En yerine 2 yazdığımda 4 çarpı 2 ne olur? 8. 8'e ne yapayım 9 olsun? Yanına 1 ekleyelim. Bak burada da bir yazımda da bir eklemem lazım. 2 yazımda da bir eklemem lazım. 3 yazımızda da bakın. 3 yazımda 4 kere 3 12. 13 olması için ne yapmam lazım? Yani bir eklemem lazım. Yani bir tane tek yapmanız yeterli. 4'ün yanına ne yapmanız lazım? Bir tane bir eklemeniz lazım. Bunu bir tanesini sağlayacak şekilde yanına bir sayı ekleyin. Tamam ya da çıkarın. Anlaştık mı? Cevap 4'ün artı 1. N'in kat sayısını artışla buluyorum. Güzel. Yandaki sayıda bu değerlerden bir tanesini yeni yazarak yanına ne gelmesi gerektiğini buluyoruz. Peki bu artma değil de azalma olsaydı. Yani azalan bir sayı bir şeyle olsaydı. Azala azala. Bakın o zaman bu mesela diyelim ki 4'e 4'e değil de 4'e 4'e azalsın. O zaman bu eksi 4. Eksi 4. Eksi 4 olmaz mıydı? Olurdu. O zaman kat sayım eksi 4 olurdu. Ve delerden bir tanesi yazarak yandaki sayı bulurdum. Yine aynısı. Tamam çocuklar. Umarım faydası oluyor size. Ben bir sonraki soruya geçeyim. Şimdi çocuklar şurada şöyle bir şey göstereyim. İşin siz cepsi ifadelerde sağda solda bu kayıyor. Gelmeyin çocuklar. Da dur. Sağda solda nerede şey yapıyorsanız yapın şunu bilin. Parantezden kurtulmadan çarpma işlemlerini ya da toplama çıkarma işlemlerini yapamayız. Önce şu parantezlerden kurtulmamız lazım. Bu parantezden kurtulmak için öndeki sayıyı içeriye dağıtıyorum. Sayıyı sayıyla çarpıyoruz değil mi? Evet. 4 çarpı 3a. Ne olur? 12A. Bakın. 4 çarpı 3A. 4 çarpı 3. 12. Bir A tek var. A. Tamam. Şimdi 4 çarpı artı 3. Ne olur? 12B olur. 4 çarpı 3B. 12B. Bak. 4 çarpı 3B. Devam edelim. Eksi. 4 çarpı 3. Ne olur? 12. Vay be. Hepsi 12 oldu. Evet. 12A. 12B. 3. 3. 3 var ya. Şimdi şunu dağıtırken size bir ipucu söyleyeyim çocuklar. Sadece 3'ü dağıtmayacağız. Eksi 3'ü dağıtacağız. Tamam. Bunu yaparken dikkat edin. Eksi 3'ü dağıtacağız içeriye. Sakın gidip 3'ü tek dağıtmıyoruz. Eksi 3'ü. Hocam bunu dağıtırken niye işaretini dağıtmadınız? Çocuklar bunun gizli işareti artıdır. Artı içeri dağıttığınızda artı işaretleri değiştirmez. Bak artıyı artıyla çarparsanız yine artı. Artıyı eksiyle çarparsanız yine eksi. Artı işareti değiştirmiyor. Ben bu artı yazıp içeri dağıtsaydım da yine aynı işaretleri yazacaktım.
O yüzden artı yokmuş gibi yapıp dağıttım. Ama burada önde eksi var. Bu eksi ne yapacak? İşaretleri adam gibi değiştirecek. Bakalım bunun gizli artısı var mı? Gizli artısını yazın çocuklar şunun. Eksi 3 çarpı 3a. Bakın eksi 3 çarpı artı 3a. Eksi çarpı artı eksi. 3 kere 3 9a. Çarp eksi 9a. Bak eksi 9a. Eksi 3 çarpı eksi b. Eksi 3 çarpı eksi b. Bunu akıldan yapıyor önce de. Eksi çarpı eksi artı. Eksi çarpı eksi artı. 3 çarpı b 3b. Devam edelim. Eksi 3 çarpı eksi 4. Oo. Eksi 3 çarpı eksi 4. Eksi 3 çarpı eksi 4 şöyle. Eksi çarpı eksi artı. 3 kere 4 12. Artı 12. Evet çocuklar şimdi aynı harfleri kendi arasında. Sayıları da kendi arasında topluyoruz. Eksi 12 artı 12 birbirini yapar? Yutar. Artı eksi birini yutar. Sıfırlar yani. Şimdi 12'ye 9'a çıkartırsak A'ları kendi arasında. 12 A'dan 9 tane A çıkartırsak ne olur? 3 A kalır. 12 B'den 3 B eklersek ne olur? 15 B olur. Aynı işte harfleri kendi arasında topluyoruz değil mi çocuklar? 3 A artı 15 B. Cevabımız ne oldu? Adane. Bu böyle çocuklar. Dediğim gibi parantezden kurtulmadan işlem yapamıyoruz. Parantezden kurtulmak için öndeki işaret varsa, işareti sayı varsa, sayılı işareti varsa sayılı işareti içeri dağıtıyoruz. Ne varsa içeri atıyoruz. Tamam. Böylece parantezden kurtulmuş oluyoruz. Şimdi bu soruyu bir çözelim. Bana ne lazım? Nasıl bir kalem lazım? Bazen kalemleri seçmede şey oluyorum da. Sol kefesinde 2 tane limon, 2 tane 2 kilogramlık ağırlık. Sağ kefesinde 7 tane limon bulunan gösterdeki eşit kolu terazi dengededir. Yani soldaki sağdakiler nedir? Eşittir. Bu terazideki limonların her birinin kütlesi birbirine eşit olduğuna göre birer tane limonun kütlesi kaçtır? Şimdi çocuklar bunu çözmenin iki yolu var. Birincisi kolay yol. Şu 2 limonla şu 2 limonu ben bu teraziden kaldırdım. Terazinin dengesi bozulur mu? Hayır. Şu 250 gram, bu da 250 gram. Toplamda 500 gram değil mi burası? 500 gram kaç limona eşit? 1, 2, 3, 4, 5. 5'e bölersem, 500 gramı 5 limona bölersek her limona ne kadar düşüyor? 100 gram. Hocam bu kadar basit miydi? Ha, bu kadar basitti. Ama çocuklar bazı öğrenciler de böyle buradan 2 limon sildim, buradan 2 limon eşitlik bozulmadı, yine eşittir. Ya, bu güzel bir yöntem. Bazı öğrenciler şunu yapar. Bakın çocuklar, bu nasıl yapayım? Bunu siyahla yapalım, içimiz dışımız. Şöyle düşün, buraya A der, buraya A der. X der, X der. Neyse. X, X dedik. Şimdi bakın. Bu X der ya. Bu ne ya? Bu 250 de 250 gram. 250 gram. X dedim limonlar. X, X. Şuradaki limonlar hepsine X, X der. Çünkü alkına bilmiyorum ya. Ve hepsi eşit. 2X artı. Bakın burası 2X artı. 250, 250, 500 gram. Eşittir. 7X. X'i diye tarafa şutluyoruz. Eksi 2X diye gelir. Biz işareti artı ya. Ne olur? 500 eşittir. 5X. 7x'den 2x çıkar. 5x. Her iki tarafı 5'e böleriz. Böldük. X eşittir 100. Bu da denklem yapmak isteyen öğrenciler için bir açılım olsun. Bir sonraki sorumuza geçelim. Şimdi diyoruz ki bir sayının bu denklem kurmaya çalışıyoruz da burada çok önemli çocuklar. Bir sayının nokta 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 şey sözü ifadesinin sayı x olduğuna göre bu sayı bu ifadeye uygun denklem hangisidir? Bir sayının 5 fazlası. X dedim. 5 fazlası artı 5. Şimdi çocuklar şunu söylemenizi bir şey söyleyeyim bu bitiyordur. O da şu. Bir önceki diyelen hepsini etkilediği için bir sonraki kısım diyelen hepsini etkilediği için bir öncekini hep paranteze alıyoruz. Tamam? Unutmayın. Şimdi bir sayının 5 fazlası. Tamam. Yazdım. 3 katı. Bir önceki buydu. Bunu paranteze alıyorum. 3 katı. Şöyle 3 ile. Buraya da çarpabilirim. Bu çarpı gelip buraya da yapabilirim. Çünkü çarpmada yer değişimi özelliği var. 3 katının 4 eksi. Bakın. Burada ne yapıyorum? 4 eksi çıkartıyorum. O zaman buraya paranteze alabiliriz. Alabilirsin de gerek yok. Niye paranteze gerek yok? Zaten çarpma ve şu parantez işlem önceliği diyor zaten bende. Benim bir öncekini paranteze almama gerek yok diyor. İşlem önceliği zaten varsa bir de paranteze almana gerek yok. Tamam. Yarısı. Bir şeyin yarısı olduğunda ne yaparız? 2'ye böleriz hepsini. Değil mi? Güzel. Kaça eşitliyoruz? 10'a. Eşittir 10. Bu. Bakalım cevabımız ne oluyor? 10'a eşit hepsi. 3 tane x artı 5 eksi 4 cevap Adana. Gördük mü? İşte çocuklar buna dikkat edin tamam. Paranteze almayı unutmayın. Hocam ben mesela şuraya paranteze almasaydım. Şu kısmı 3'e çarpacağım ya. Bu 3'ü sen neyle çarpacaktın? 5'e mi çarpacaktın? Şuradaki x dediğin sayıyla mı çarpacaktın? Neyle çarpacaktın? Sürü mü yapacaktın acaba? X artı 5 çarpı 3.
5'e mi çarptın? E sana 5'in 3 katı demir ki. Bir sayın 5 fazlasının 3 katı. Yani hem bunun hem bunun 3 katı. İkisinin de 3 katı. İkisinin 3 katı olması için her ikisini yapıyorsun? Bir bütün yapıp parantez alıyorsun ve ikisinin de 3 katı oluyor. Buna dikkat edin. Yani bir önceki kısmı paranteze almamızda fayda var. Bu tip durumlarda dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Bir sonraki sorumuza geçelim. Şimdi sorumuz bu. X kaçtır? Denklem çözeceğiz. Yapacak şey yok. 7x'den 2x çıkartırsak 5x. Artı 5'in diğer tarafı şurada eksi 5. Eksi 5'den 5 çıkarsak 20. 5x eşittir. 5'e 20'ye eşitse iki tarafı 5'e bölüyoruz. X eşittir. 25'e bölsek 4. Bu. Hocam şıklardan gidebilir miyim? Evet, şıkları yine yazarsın. Hangisi sağlarsa cevap odur. 4 yazdığımızda bakın. 4 yazarsak 28. 4 yazarsak eksi 8 artı 5 eşittir 25. Sağlar bükmeli. Tamam. Bunu bir tek 4 sağlara. Haberiniz olsun. Kalbini düzelttim. Şimdi şuna bakalım. Şekildeki muavir yapalım. Kırmızı, mavi ve sarı renkli iplerin uzunlukları verilmiş. Görüyoruz. Bu iple şekildeki gibi kesilerek burası 3 parça, burası 4, burası 5 parça ip. Kırmızı ip, mavi, kırmızı ip 3, mavi 4, sarı 5 ip 5 parça bölünmüş. Mavi ipin eş parçalarından birinin uzunluğu, şu mavilerden bir tanesinin uzunluğu, sarı ipin, şu sarı ipin uzunluğundan birisinin 6 cm nedir? Fazladır. Bu bunda 6 cm fazla. Buna göre kırmızı ipin parçalarından birinin uzunluğu kaçtır? Bu kaçtır? Şu soru işareti. Tamam. Şimdi çocuklar, hani bu büyüklükle eşit değil ya. Ben istersen bu büyüklükle eşitleyebilirim. Farklı birkaç yöntem deneyelim mi? 4-5 tane yöntem deneyelim mi? 4-5 yöntem, 4-5 tane farklı yöntem. Mesela birinci yöntem. Bunun uzunluğuna x diyorum. Şu uzunluğu da x, şu uzunluğu da x olmaz mı? Evet. Burada bir parçanın uzunluğu 3 parça bölündüğü için x bölü 3, x bölü 3, x bölü 3. Şu 4'e bölündüğü için her bir parçanın uzunluğu x bölü 4, x bölü 4, x bölü 4, x bölü 4. Şu da 5'e bölündüğü için her bir parça uzunluğu x bölü 5, x bölü 5, x bölü 5, x bölü 5, x bölü 5. Diyor ki şuradaki bir parçanın uzunluğu x bölü 4. Şuradaki x bölü 5'ten kaç fazlaymış çıkarttığımızda? 6 santim fazlaymış. O zaman bu bundan çıkarttığımızda 6 kalmalı. Payda işliyorum. Bunu 5 ile bunu 4 ile çarptığımızda 5x bölü 20 eksi 4x bölü 20 eşittir 6. Bunun paydasını yapayım mı? Payda hepsi eşit olsun. Neyse bunu çıkarttığımızda x bölü 20 eşittir 6 olur. Şu 20 diğer tarafa şurada çarpı 20 de gelir. X eşittir 120. Demek ki şu ki uzunluk kaçmış? 120. Bak şu kadı 120 vurup vurmayın ha. Çünkü sizden bir ipin uzunluğunu istemiyor. Sizden şuradaki kırmızının bir parçasını istiyor. X'in 120 yazdığımızda 120 3'e bölersek her iptansı ne kadar yok? 40. Gördünüz mü? Evet cevabımız Ceyhan. Bu birinci yol. Hocam başka yollar da mı var? Deneyelim belki buluruz. Şimdi çocuklar bir parça düşünün. Evet. Bu parça hem 3'e hem 4'e hem 5'e bölünüyor. Ben bu uzunluğa kaç A diyeyim? Hani ben bunu kesili yapmak istemiyorum. Şöyle kesin yöntemiyle yapmak istemiyorum. Ben A demek istiyorum. Yani normal probleme dönüşmek istiyorum. Hem 4 hem 3 hem 4 hem 5'e bölünen bir sayı düşünün. Ne olur? 60. O zaman ben buraya 60 A diyorum. Bunu siyahla yapayım ki göze batsın. Göze batınca daha güzel gözüküyor. Ben buraya 60 A diyorum. Şu ipi 60 A. 60 A dersek hep bunun ipin uzunluğu ne olur? 20 A. 20 A. 20 A. Bu da 15 A. 4'e bölesek 60'ı. 15 A. 15 A. 15 A. Peki 20'yi 5'e bölesek 12 A. 12 A. 12 A. 12 A. 12 A. Gördünüz mü? Hepsi 60 A. 60 A. 60 A. Peki buradaki bir parça 15A. Şuradaki bir parça 12A'dan kaç büyükmüş? 6. Bu bundan çıkarttığında 6 olmalı. Bunun da 3A eşittir 6. A eşittir 2. A 2 ise aynı 2 yazdığımızda bu uzunluk 120 olur. Aynı 2 yazın. Aynı 2 yazdığımızda hani bu 2 aydı ya. 2 yazarsak 40 olur bir tanesi uzunluğu. Yine 40. Bu da farklı bir yöntem. Peki başka bir şey deneyebilir miyiz? Yok ya gerek yok. Bu iki yöntem size yeter. Ya denklem olarak çözün. Ya aklıma şey geldi. Farklı bir şey de kusura bakmayın. Hani burası 3 parça böyle 4 parça bölündü ya. Hani hepsinin parça büyüklüğü eşit olması için hepsi 12 parça bölmek istiyorum. Bu 12 parça olması için her bir tanesi 4'e bölüyorum. Yok bu 5'ti, bu 4'tü. 20 parça. 20 parça olması için her bir tanesini burada 5'e bölüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Burayı da 4'e bölüyorum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. Her bir parça 4'e bölüyorum. Böylece burada 20 parça olur. Burada da 20 parça olur. Peki burada kaç parça var?
Şu uzunluk, şu uzunluk kaç parçadan oluşuyor? 1, 2, 3, 4, 5 parçadan. Şu uzunluk kaç parçadan oluşuyor? 4 parçadan. Çıkartımda bir parça fazlalık kalmıyor mu? Bir parça fazlalık. Bu bir parça fazlalık. Kaç eşitmiş? 6 santim. 6 ise bu 20 parçaydı. Her birisi 6, 6, 6, 6, 120 olur. Bu 120 ise neyse o da bir saçma yol işte. Bir sonraki sorumuza geçelim. 24. sorumuz. Böyle olsun. Bazen kaderine kayıyor. Düzeltmem lazım tekrar. Şunu deneyelim. Moru morla mı çözelim? Deneyelim. Bir öğretmen öğrencilerine yaptıracağı bir etkinlik için okul bahçesinde zemine şekildeki bir 4 tane çizgi çizmiş. Bu öğretmen zemine çizdiği bu çizgilerle belirlediği sıralara birinci sıradan başlayarak şuradan başlıyor. Her sırada bir önceki sıradaki bunların öğrenci sayısından 4 fazla olacak şekilde sınıftaki tüm öğrenciyi resmiyor. Bu bundan 4 fazla, bundan 4 fazla, bundan 4 fazla. Bu sınıftaki öğrencinin sayısı 40 olduğuna göre birinci sıradaki öğrenci sayısı kaçtı? Mesela buraya A kadar öğrenci otursaydı. Burada kaç öğrenci oturdu? Şöyle yazayım ya. Ya da şöyle. A artı 4 oturmaz mıydı? Bundan 4 fazla ya. Bu ne oldu? Bundan 4 fazla olacağı için A artı buraya 4 eklersek 8. Buraya bir 4 daha eklersek bunun üstüne A artı 12. Peki sınıftaki öğrenci bunlar değil mi? Evet bunları toplarsak. Şöyle toplarsak ne olur? 4A artı A 4A artı 24. Buna topladık. Sınıfın mevcudundan eşit değil mi? 40A. Evet. Bu 24'te diğer tarafa şutta. Eksi 24 diye geldi mi? Evet. 4A eşittir. Eksi 24 çıkarttığımızda 16'ya eşit olur. Her iki tarafı 4'e bölersek şöyle şöyle A eşittir 4. A 4 ise ilk sırada 4 kişi oturuyor. Son sırada işte 16 kişi oturuyor. Şöyle böyle. Bu sırada 4 yazarsak 12. Bu sırada 4 yazarsak 8. Birinci sırada 4. Ceyhan. Hocam şıkkadan gidelim miyim? Şıkkada tek tek yaz. Buraya 2 yaz. 4 ekle 4 ekle olmadı. Topla. 3 yaz olmadı. Bunu yaz. Tuttur. Zaman alıyor şıkkadan gitmek bazen çocuklar. Şimdi bir diğer yol farklı bir şey düşüneyim. Mesela ben nasıl bir şey diyeyim? Nasıl bir şey diyeyim? neyse. Geçeyim. Yani şöyle bir şey dinliyorum. Şöyle şunu kesiyorum. Bakın. Olacak şekilde. Kestim mi? Bu parçayı kestim. Şu parça, şu parça, şu parça, bu parça. Aynı öğrenciler. Aynı sayıda önce şurada duruyorum. Evet. Şurada fazlalık kaç öğrenci olur? 4. Şurada 8 öğrenci. Burada da 12 öğrenci. Değil mi? Şurada aynı öğrenci duruyor ya. Peki şuna topladığımda toplamda 24 öğrenci şurada yok mu? Var. 40'tan 24 çıkarttığımızda şurası 16 öğrenci için kalmıyor mu? 16. Her bir tarafı kaç? 4. Neyse burada da saçmaladım. Bir sonraki sorumuza geçelim. Bazen böyle fantastik yöntemler deniyorum çocuklar. O yüzden. Kurslara bakmayın. Bu bayağı uzun oldu ya. Neyse çocuklar bunu hemen çözüp bitiriyorum. Bayağı kafanızı şişirdim. Bence maviyle bitirelim. Dağıtma işlemini yapıyoruz biliyorsunuz. 6 çarpı x 6 x. 6 çarpı 1 artı 6 eşittir. 2 çarpı eksi 3 eksi 6. 2 çarpı 5 artı 10. X. Tamam. X'leri bir tarafa. Şunu diğer tarafa şutuyorum ki işin x'in işareti pozitif olsun. Artı diğer tarafına olabilir. Eksi 6 x olur. Şunu çıkarttığımda x'in işareti pozitif olur. Negatif olması istemiyorum. Şu eksi 6 diye diğer tarafa şutuyorum. Artı 6 diye gelir. 6 6 12. 10x'den 6 x çıkarttığımda 4x. Bakın x'in işareti ne oldu? Pozitif. Bunu demek istiyorum. Tamam. Çünkü negatif olsaydı bu sefer negatife bölecektim, işaretlerle uğraşacaktım. Ama x'in işaretliği pozitif olacak şekilde yolladığımda negatife uğraşmıyorum. Bütün tarafları 4'e bölüyorum. X eşittir 3. Yani evet çocuklar, şıkkadan da gidebilirsiniz neyse. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın değil de. Öyle demeyeceğim ben hocam. Evet, matematik bitti. Şimdi fene geçelim. Evet, matematik bitirdik. Şimdi sıra fene geçiyoruz. Şöyle başlayalım. Gökyüzünde yıldızı gözlemlemek için gözlem evleri kurulur. Buna göre özelliklerinden hangileri gözlem evi kurulması için uygundur? Hava açık, hava ve ışık kirliliğinin az olduğu yerler güzel, daha net görebilmek için. Temiz bir atmosfer güzel, daha net görebilmek için gözlem evi. Deprem kuşağında uzak olması yer güzel, zarar görmesin diye deprem kuşağında uzak yerler iyidir. O zaman cevabımız diye bakar. Basit ve yoruma dayalı bir soru. Önce çoğun yapabileceği bir soru. Verilerden hangi uzay kirliliği? Çünkü uzay kirliliği nedir? Uzay kirliliği şudur. Kendi insan olarak bizim uzay kirlettiğimiz yerle kirlilik olur. Tamam mı? Bizim dışında bir kirlilik olursa o doğal olan şeydir. Kirlilik değil. O kendinden çözünür. Yani Allah'ın yarattığı kanla çeşitlerinden o çözünür, temizlenişi olur. Ama insan olarak bizim bıraktığımız şeyler kirliliktir. İnsana bıraktığı şeyler kirlilik olur. Tamam mı? Şimdi kuruklu yıldızdan kopan parçalar kirlilik değildir. O doğal olarak gerçekleşen şeylerdir. Oranın kendi yapısında zaten var. Kendi yaratışında o şeyler var zaten.
İşte bitiren uydular, biz insanların bıraktığı uydulardır ve bunlar kirliliktir. Ay doğal olarak var, kirlilik değil. Bunlar yalnız iki. Tam insanların bıraktıkları şeyle kirlilik olur. Buna bakalım, aşağıdakiler hangisi gözüm evinde? Zaten uzay kirliliği dediği de bizim uzay bıraktığımız uydulardır, bazı şeylerdir, onlardan kaynaklanıyor. Aşağıdaki hangisi gözlem evinde gözlemcilerin kullandığı araçlardan biri değildir? Gözlem evi gözlemciler. Dürbün, dürbün çok uzağı göstermez. Dürbün en fazla bir 5 kilometre, belki geçmişte 10 kilometre gösterir. O zaman bizim uzaydan baktığımız yerler 100 bin kilometre, milyonlar kilometre uzaktaki yerler. Hayatta dürbün bu işe yaramaz, bu kullanılmaz da. Şimdi teleskoplar, özellikle geçmiş teleskoplar her türlü teleskop. Uzaktaki şey görmek içindir ama dürbünler değil. Cevabımız Adana. Bir sonraki sorumuza bakalım. Şimdi sorumuz bu. Güzel, bütün ışıkları da alabiliriz. Bence şöyle de alabiliriz bütün ışıkları. Alalım ya. Alalım. Buna gülüyor zaten değil. Buna göre verilen tanımlardan hangisi aşağıda doğru verilmiştir? Gaz ve bulut, toz bulutlarının diğer gök cisimlerinin milyonlarca yıldızın bir araya gelmesiyle galaksi. Bu galaksi. Bulutlar, milyonlarca yıldız, gezegenler. Şimdi bakalım gezegenler mi? Milyonlarca yıldız, gök cisimleri dedi gezegenler. Gök cisimlerinden gelen, gök cisimleri gezegenler dışında diğer cisimler de oluyor. Tamam, meteor, asteroid bir şey. Gök cisimlerinden gelen ışığı toplayıp odaklayarak onların gözlemlenebileceği görüntüler teleskoptur bu çocuklar. Diyoruz teleskop. Bak galaksi, teleskop. Ya da uydu olacak. Gezegenin etrafında belli bir yörüngede. Bak gezegenlerin etrafında. Güneşin ya da yıldızın etrafında olsaydı gezegen olurdu. Ama gezegenin etrafında ne? Uydular dolaşır değil. Bu da uydu. Cevabımız Ceyhan. Evet, bu da güzel bir soruydu. Bir sonraki sorumuza bakalım. Gel bakalım. Ha, bu büyüleyebilir. Aşağıdaki hangisi takım yıldızı, gezegen, yapay uydu ve doğal... Bakın çocuklar. Diyelim ki bir tanesinden başlayalım. Takım yıldızı. Kuzey, Halle, Çoban, Bigay. Diyelim ki bulamadınız. Bulamadınız. Oysa ki Bigay bir takım yıldızıdır. Hani Ayşe, Bigay'ı şey, kaşığa da çok benziyor da. 6-7 tane, 7 tane yıldızın birleşmesi oluşuyor. Bulamadık diyelim. Bakalım. Gezegen. Bak hangisi gezegen? Dünya. Dileği gezegen değil. Eledik. Cevap diye bakır. Sadece gezegenden cevabımızı bulabiliyoruz. Şimdi yapay. Bak büyük ayı yapay uydu değil. Yapay ve doğal uydu diyecek ya. Cüce yapaydı bu değil. Rasat bizim yapay uydumuz. Ya da Rasat bizim miydi galiba şimdi ya? Ya da doğal uydu. Ay. Zaten dikkat ederseniz hepsini sağlayan tek bir seçenek var. Bu da sadece büyük ayı sağlıyor direği de bizim kadarıyla şey değil. Tamam. Takım yıldızı değil, sadece diye bak takım yıldızı. Yani şu dört seçenekten bir tanesi tek tutturalım biliyorsanız direkt cevabınızı bulursunuz demek istiyorum. Devam edelim. Kütle ve ağırlık devri aşağı verilmiştir. Buna göre 1, 2, 3, 4 özellikleri ve özellikler ve kütle ağırlık kavramının eşleştirmesiyle hangisi doğrudur? Şimdi çocuklar bilmenizi istediğim bir şey var. Bu çok önemli. Tamam. Çocuklar kütle değişmez, sabittir. Tamam. Kütle değişmez, sabittir. Neden değişmez? Neden şu? Çünkü biz belli bir çağdan sonra, diyelim ki bir 50 yıl önce mi, kaç yıl önce bu hani tüm her yerde aynı ağırlık oluşması istiyoruz ya. Biz kütle ne demek? Kütle tanımını yapalım. Kütle maddenin içinde maddenin hacmi gibi bir şey. Hacim ve içinde bulunduğu yoğunluk. Tamam. Öyle onun gibi bir şey. Tam aklıma gelmedi ya. Uzayda değişmeyen ne diyorlar? Onun gibi bir şey var. Uzayda değişmeyen birim. Kütle. Tamam. Bu değişmiyor. Nereye götürsen götürsen değişmez. Neden değişmez? Onu açıklıyoruz. Çünkü kütle çocuklar biz kendimiz oluşturduk. Kendimiz yaptık. İnsanoğlu işte Allah'ın verdiği ilhamla kendisi yaptı. Nasıl yaptı? Dedi ki biz bütün dünyanın her yerinde kütlesi aynı olan bir şey bulalım. O zaman herkesin ortak olduğu bir tane kilo bulalım. Bu kilomuzu ne yaptık? Bulduk. Biz buna bir kilo dedik. Şöyle bu kilo. Bu üstüne bir kilogram yazıyoruz. Bir kilogram. Hani şu terazeye koyulan kilogram var ya. Bu bir kilo. Tamam. Şimdi biz bu kilo ne yaptık? Bulduk. Bunu bir ülkeye buldu. Ülke diyor ki bu ülke bu kilogramımız Fransa'da. Bir müzede bulunuyor. Diğer ülke diyor ki biz bu her yerde bütün ülkelerde kullanmak istiyoruz bu ağırlığı. Tamam. Başka bir ülke kendi kilosuna getiriyor. Terazinin üstüne koyuyor. Bu birim temel aldığımız kilo. Zaman dünyanın temel aldığı kilogram bu. Biz bunu temel aldık. Buraya koyduk. Diğer ülkeye geldik kilogramını. Buraya koydu. Terazine gelindi. Diyor ki sen doğrudur. Bunu artık kendi ülkende yay. Başka ülkeye geldi. Bunu buraya koydu. Diyor git kendi ülkende yay. Başka ülkeye geldi. Bunu buraya koydu. Git kendi ülkende yay. Artık bütün dünyadaki kilogramlar aynı kilogram oldu mu? Evet.
Peki ben bu kilogramı buraya koyduğumda izleyin. Bu aşağı doğru bir ağırlık oluşmayacak mı? Ağırlık oluşacak. Sonuçta dünyadır. Ağırlık nasıl olur? Kütlesi. Bak bu M kütledir. Kütlesi aşağı doğru bunun bir yer çekimi çekecek. G. Bu soldaki şeyde de yine kendi kütlesi bu M1. Bu da M, bu M olsun. Bu M1. Yine G. Aşağı doğru çekmeyecek mi? Evet. İkisi de aynı yerde olduğu için G aynı değil mi? G aynı. Böylece kütle ne olur? Tek buraya koyacağım. Kütleyi otomatik olarak ölçmüş olurum. Eşit kolu teraziyle ölçerim. Tamam. Böylece ne yapıyoruz? Eşit kolu teraziyle maddelerin kütlesini ölçüyoruz. Şimdi bunu götürdük A'ya. A'ya götürdüğümüzde bu A'nın G'si gerçek mi? A'nın G'si gerçek mi değil mi? Evet. İki kütleyi de buraya koyduk. Bunu da buraya koyduk. Yine G'lerini götürmez mi? Aynı. Yine dengede olur. Bunu Jüpiter'e götürün. Bunun çok büyük G 3 olur. Buna G 2'si olur. G 2'si. Yine gene hektar olduğu için bizi götürmez mi? Evet. Yine 1 kilo o şeyde yine 1 kilo olur. Yani nereye götürsen götürün o 1 kilo tartınızda yine 1 kilo olur. Çünkü yer çekiminden bağımsız. Hektar da yer çekimi etkilediği için bunu ne yapar? Götürür. Mesela M1 çarpı G bu nedir? Ağırlık. Ağırlığa ne diyoruz? Newton. Şu ağırlıktır. O da eşittir. M esas aldığımız esas çarpı yine G. Hangi olsa G ile karşılıklı olarak bunu götürmez mi? Götürür. Başa doğru ağırlık mı süpürüyoruz? M ile G'yi ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. Demek ki G'ler gittiği için kütle nedir? Tek başına durur ve ağırlıktan, bakın ağırlıktan etkilenmiyor. Tamam. Kütle ağırlıktan etkilenmez. Ama bizim şey dediğimiz, kütle ağırlıktan değil mi? Kütle yer çekiminden etkilenmez. Ama ağırlık dediğim şey şu. Ağırlık dediğim şey şöyle tamamıdır. Aşağı doğru bir kuvvet çekiyor bunu. Eşit kolu terazi değil bunu termometre ölçüyor. Termometre koyuyorsun. Bu aşağı doğru bir kuvvet bunu çekiyor. Kuvvet nedir? M çarpı G. Eşit kolu terazi koyduğumuzda gidiyordu zaten. Gelir de. Ama termometre koyduğumuzda gitmiyor. O yüzden yer çekimi ne yapar? Etkiler. Tamam. Yer çekimi ne yapıyor? Ağırlığı etkiliyor. Ama kütleyi etkilemiyor. Başlayalım. Şimdi kütle ve ağırlık aşağı hangisi yapılmış? Bunu tek tek kenara yazalım. Küçük. Anlaşıldı mı? Tek bilmeniz gereken şey şu. Kütle sabittir, ağırlık değişkendir. Bu sabit olduğu için eşit kolu teraziyle ölçülür. Bu ağırlık değiştiği için hele de dinamometreyle ölçülür. Tamam. Çünkü eşit kolu terazi buraya koyduğunda buna koyduğunda hepsinde de yer çekimi etkileyeceği için yer çekimi etkilenmeyecek eşit kolu teraziyle. Devam edelim. Ama dinamometre sadece yer çekimi etkiliyor. Onu dengeleyecek bir şey yok. O yüzden yer çekimi etkilediği için değişiyor. ağırlık ne de dinamometreyle ölçülür. Başlayalım. Eşit kolu teraziyi kim ölçülüyordu? Kütle. O zaman bu kütle. Kütle 1'i alıyoruz. Kütle 1, kütle 1, kütle 1. Evet, cismin bulunduğu yere göre büyüklüğü değişmez. Bu ne? Kütle. Değil mi? Bulunduğu yere göre değişmiyor. O zaman şu. Bakalım. Dinamometre ölçülür. Ağırlık dinamometre ölçüyor çocuklar. Ağırlık. Dinamometre koyuyorum. Ağırlığı ne yapıyorum? Ölçüyorum. Ağırlık etkileniyor. Ağırlık M çarpı G'dir. M kütledir. G de yer çekimidir. Yer çekimi etkiliyor. Cismin bulunduğu yere göre değişir ağırlık. Tamam. Ağırlık çeşiyor. Önce cevabımız ne? C'ye. Anlaştık mı? Şunu bilseniz yeterlidir. Kütle yerden yere değişmez. Teraziyle ölçülür. Sebebi terazinin iki kolu yer çekimini götürüyor. Ağırlıktan etkilenmiyor. Termometre ne yapıyor? Ağırlıkla ölçüyor. Ağırlık dediğimiz hani hepimiz ağırlığımızı ölçüyoruz ya. Bizim ağırlığımız aslında yerden yere göre değişiyor. Ay'daki ağırlığımızla Jüpiter'deki ya da Dünya'daki ağırlığımız farklıdır. Tam çocuklar. Ama Ay'daki Jüpiter'deki kütlelerimiz her yerde aynı. Çünkü biz onu sabitledik. Sabit birim kullandık. Dünyada bunu yaptık. Tabii Allah'ın verdiği ilim ve ilhamla. Şimdi 7. Bir öğrenci elindeki topun futbol sahasında şekildeki gibi atıyor. Top kaleme noktalarından geçecek ne noktasına düşüyor. Buna göre potansiyel topun kinetik enerjisi ve yere göre potansiyel enerjisi hangi noktada en fazladır? En fazla olan yeri. Şimdi çocuklar şunu biliyoruz. Top yükseldikçe şurada topa vurdunuz ya. Top bir enerjiye sahip oldu. Biz buna mekanik enerji diyoruz. Mekanik enerji. Bu mekanik enerjiyi, bakın, mekanik enerjiyi neyden oluşuyor? Potansiyel artı kinetik enerjiden oluşuyor. Çünkü yükselecek biraz potansiyel sahip olacak. Potansiyel yükseklikten dolayı sahip olduğu enerji. Tamam. Hareket haline geçecek. Hareketten dolayı da kinetik enerji. Tamam. Bu hareketle ilgili. Bu da yükseklikle ilgili. Hatta buna formüle de var. Formüle şu an yazmayalım. Şimdi topa vurdunuz. Top yükseldi. Bak her yerdeki mekanik aynı. Şuradaki mekanik enerji, şuradaki mekanik enerji, şuradaki mekanik enerji ve şuradaki mekanik enerji aynıdır. Güzel. Top şu noktaya ulaştığında ne olur?
büyük bir potansiyel sahip olmadı mı? Yüksekliğe ulaştı ya. Potansiyelin en yüksek olduğu yer L. Potansiyelin en yüksek olduğu yer L. Ama ne olur? Burada kinetiği en az olur. Çünkü kinetikteki enerjinin hepsi nereye gider? Potansiyele gider. Mekanik sabit olduğu için. Şu aşağı doğru geldik. Potansiyel sıfıra yaklaştı mı? Sıfırlandı. Bütün enerji nereye gider? Kinetiğe gider. Kinetiğin en yüksek olduğu yer de L. Çünkü bütün potansiyel enerji kinetiğe gidiyor. Bu bütün noktalardaki mekanik enerji sabittir. Tamam. Burada potansiyeli aktarıyor kinetik. Burada kinetik potansiyel kinetiğe veriyor. Değişiyor kenarında. O zaman en yüksek olduğu yer de N'dir. Kinetiğin en yüksek, en hızlı olan yer. Tamam. Cevap Diyarbakır. Kaybetmiyor. Bir aranda kinetik ve potansiyel kenarında ne yapıyorlar? Değişiyorlar. Potansiyel azaldı mı? Kinetik azalıyor. Kinetik potansiyel azaldı mı? Kinetik artıyor. Ters. Bu ne? Ahmet'in ilk düzlemde itibaren iterek bıraktığı tahta kutu şeklindeki bir kar noktasında duruyor. Burada durdu. Unutmayın. Ve kutunun, bunu küçültmem lazım. Tahta kutunun hareket sırasında düzleme temas eden yüzey ısındığına göre hareket esnasında, yani hareketli sürece neden ısınır? Sürtünmeden dolayı. Demek bu yüzey ne? Sürtünmeli. Ne diyor? Hareket sırasında düzleme yani yüzey ısınıyor. Buna göre hangi doğrudur? Kutunun hareket ettiği zemin sürtünmelidir. Doğru. Isınmasının sebebi o. Çünkü enerji kayboluyor. Bu enerji nereye gidiyor? Isıya. Tamam. Kutu P noktasından K noktasına gelirken kinetik enerjisi kaybolmuştur. Çocuklar, hızı azalıyorsa kinetik enerjisi ne olur? O zaman bu da doğru. Hızı azalıyor. Hızı azaldığı için kinetik enerjisi azalır. Ne dedik? Hız kinetikle ilgili, yükseklik potansiyel ilgili. Mesela burada büyük bir potansiyeli var bunun. Kutunun K noktasından potansiyel enerji artmıştır. Çocuklar, K noktasındaki potansiyel enerjisi tam aksine azalmış. Bu yanlış. Cevap 1 ve 2. Vay vay vay. Evet, cevabımız Bursa 1 ve 2. Şuna bakalım. Şöyle. Aşağıdaki hangisi esnek potansiyel enerjisine sahip? Çocuklar, esnek potansiyel enerjisi nedir? Bir şeyi sıkıştırıp ya da gerdiğimizde tekrar eski haline dönmeye çalışıyorsa onda bir enerji var. Tamam. Bir potansiyel enerjisi var. Biz buna esnek potansiyel enerji diyoruz. Bir şeyi gerip ya da esnetmeye çalıştığımızda ya da sıkıştırmaya çalıştığımızda tekrar eski haline gelmeye çalışıyorsa. Mesela sünger düşün. Hani evdeki mutfak süngeri var ya. Siz sıkıyorsunuz, eski haline gelmeye çalışıyor değil mi? Onu sıktığınızda onun küçük bir esnekliği var onun. Esnek potansiyel enerji. Esnek bakalım. Masada duran kitapta potansiyel olur. Sıkışmadan şöyle alakası yok. Makaraya salmış ipte bir şey olmaz. Gelmiş lastik. Lastikte bak geldik, ne yaptık? Çektik. Tek eskanına gelmeye çalışıyor. Bu esnek potansiyel sahip. Bu var. Havada uçan leylek potansiyeli olur. Potansiyel yüksekliğinde olan potansiyel. Cevabımız Ceyhan. Tamam. Bak buna ne var? Dediğim gibi mutfak süngeri sıkıştırabilir. Tek eskanına gelmeye çalışıyor. Lastik çektiğimizde tek eskanına gelmeye çalışıyor. Özellikle yay sıkıştırıp ya da geldiğinizde tek eskanına gelmeye çalışıyor. Bunun hepsinde esneklik potansiyel enerjisine sahiptir diyoruz. Şuna bakalım. Hepsi sıkışabilmiş. Ben de şöyle küçültelim diye düşünüyorum. Zemin üzerinde duran bir tuğla şeklindeki bir F noktası F katıya çekilerek M yer değiştiriliyor. Tamam. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi tuğla aynı kuvvet büyüklükte F ile bu kez zemine yağ sürülerek, yani ne yapıyorum? Sürtünmeyi azaltıyorum. 1 metre yer değiştirdiğinde aşağıda hangisi doğrudur diyor. Şimdi doğru okuyalım. 1 metre yine yerleştiriyoruz. Yine F kuvveti uyguluyoruz. Çocuklar, sürtme kuvveti azaldı mı? Evet. Peki burada yapılan iş nedir? İş her zaman alınan yol çarpı kuvvetidir. Alınan yol 1 metre. Kuvveti F. F çarpı M. Peki başta da yine F çarpı M yok muydu? Evet. O zaman yapılan iş değişmedi. Bu maddeyi alıp buraya koydum. İş değişmedi yani. Yaptığım iş değişmedi. Fiziksel anlamda F kuvvetinin yaptığı iş artar. Hayır. Aynı olur. Değişmez. Tekrar bunu buraya getirin. Peki ne değişti? Çocuklar, ne değişti sizce? Bu buraya daha hızlı geldi. Neden daha hızlı geldi? Çünkü hızlandı. Neden hızlandı? Çünkü kinetik enerjiye sahip oldu. Daha hızlı çekiyorsun, kinetik enerjisi artıyor. Tamam. Fiziksel anlamda F kuvvetinin yaptığı iş değişmez. Doğru, değişmez. Tuğlanın kinetik enerjisi azalır. Hayır, artar. Tamam, test bir şey. Tuğla etki eden sürtme kuvveti azalır. Çünkü yağ sürdük. Yağımız Bursa. Demek ki değişen şey o daha hızlı oraya geliyor ve hızı artıyor. Kinetik enerjisi artmış oluyor. Buna bakalım. Şekildeki metal küre sürtünmesi ortamda hareket etmektedir. Birinci noktada serbest bırakılan metal kürenin hangi noktada yere göre potansiyel enerjisi fazladır? Yere göre potansiyel enerjisi. Biz ne demiştik? Potansiyel yüksekliğe ilgili. Ne kadar yüksekse o kadar potansiyele sahip. Potansiyel enerjisinin en fazla olduğu yer 1 numara. Cevabımız Adana. Tamam. Bak şurada potansiyel azalıyor, kinetiğe dönüşüyor. Ya bir kısmı potansiyel, bir kısmı kinetik olur burada. Şurada yere göre sıfırlandığı için hepsi kinetiğe dönüşüyor. Burada çok hızlı geçiyor. Buradaki potansiyelin hepsi şu kısımda ne dönüşüyor? Kinetiğe.
yukarı çıkıyor. Şurada tekrar kinetik potansiyel dönüşüyor ve yavaşlamaya başlıyor. Vay be. Bir numara. Şöyle bakalım. Yukarı çıkalım. Ha, bitebiliriz. Bence iki defa. Yok, bir yeter ya. Süratleri aynı olan kalemenin açan kütüleri sayısı bu budur. Buna göre hangi aracın kinetik enerjisiyle ilgili daha fazla? Çocuklar, buna kinetin formülü vermemiz lazım. Kinetin formülü, kinetik enerjinin formülü eşittir. 1 bölü 2 m v kare. Tamam. M kütledir. Ağırlık değil. Kütle. V de nedir? V de hızıdır. Süratleri aynı olduğu için V'ler hepsinde aynı. 1 bölü 2'ler hepsinde kullanıldığı için hepsinde aynı. O zaman kinetik enerjisi neye bağlı olur? Kütleye. Kütlesi çok olan kinetik enerjisi çoktur. Kütlesi az olan kinetik enerjisi azdır. Baktığımızda kütlesi en çok olan hangisi? Ne? En fazla kinetik enerjisi sahip olan Adana. Ne? Şıkla dikkat edin. Buna vurmayın. Bazen bu sonunda da buna vurayım deyip geçebilir de öyle yapmayın. Şimdi şekildeki eşit kalemene bilirlerinde eşit bölmelerde bölmelerimiz düzeyi düşey düzlem şekildeki bir bölmüştür. Düşey düzlem. Buna göre bilinen yere göre potansiyel enerjileri EK, EL ve EM potansiyel büyüklüğün ilişkinin küçüğe doğru sorulmasını bilir. Evet. Çok ne söyledik? Potansiyel yükseklikle ilgilidir. Değil mi? Potansiyel en yüksek olan, en çok en şey olan şeydir. Potansiyel de formülü veriyorum. Potansiyel enerji, potansiyel enerji MG çarpı H. Tamam. Bu potansiyeldir. MG nedir? MG ağırlığıdır. Yani yere doğru ağırlığını, o Newton var ya Newton, ağırlığını neyle yüksekliğe çarpıyoruz. Bu durumda bakın, buna yukarıda bir bilgi veriyor ihtimalle. Bu kütleye aynı olduğunu söyleyecek. Eşit kütleyi. Dedim kütle aynı. Aynı yerde oldukları için G'leri de aynı. İzleyelim bakın. Geri alayım. Geri. Bir geri. Geri. Şimdi bu kütleyi aynı. M'yi eledik. Aynı yerde oldukları için G'leri de aynı. Onu da eledik. O zaman potansiyel ne? Yüksekliğe de aktarı. Hani dedik ya potansiyel yüksekliğe. Yüksekliği en fazla olan K'dir. En yüksek K'dir potansiyel. Potansiyel en düşük M'dir. Kalem. Testten böyle kalem diyelim. Bakalım hangisi kalem olur? Evet, kalem. Burada var. Cevabımız Bursa. K büyük, L büyük, M. Böyle potansiyel yükledim bir saniyelerini. Buna bakalım. Yunan. Buna göre aşağıya hangisine ulaştığımız. Türkçe sorusu geldi. Evet, fenli çözemeyenler Türkçe sorusu çözebilir. İlginç. Bunun aynısını sosyale de koymaya başlamışlar. Buna gibi bir yorum videosu çekelim ihtimalle. Çok ilginç şeyler yapmaya başlamışlar. Ha, buna göre bilgiye sınav için ulaştırmaz. Yunan filozoflarından Demokratis, Demokritus, bilimsel deney yapmayıp sorgulayıcı düşünme ile etrafımızdaki her şeyin küçük parçacıklardan oluştuğunu ile sürmüştür. Bu fikrin ortaya atılmasından yüzlerce yıl sonra deneyler yapılarak ve bu görüşü atom modeline dönüşen bilim insanı Dalton'dur. Daltonlar değil, Dalton. Daha sonra yıllarda yeni deneyler yapıldıkça farklı atom modeli öne sürülmüştür. Günümüzde kabul görülen ise modern atom teorisidir. Modern. Ancak atomun yapısı hakkında aşmaya devam ediyor. Atom altı parçacıklar, atomu parçalama, kuantuma girme. Yani hep yaşayış belki bütün bilgiler de değişecek gibi. Buna göre hangi nene ulaşılamaz? Ulaşılamaz. Atom konusu filozofların da ikisini çekmiş tabii Demokratis. Bilimsel çalışma zamanla değişmiş tabii ki. Dalton işte onunkini değiştirmiş, yeni model çıkmış. Atomla ilgili her şey bulunmuştur. Hayır, çalışmalar devam ediyor. Her şey bulunmamış. Dalton'un sürdüğü bir atom modeli vardır. Zaten Dalton oluşmuş buna ilgili. Şimdi cevabımız o zaman Ceyhan. Bir atom modeli var. Bakalım Dalton'un atom modelini bulalım. Görüşüne Dalton'u dönüştüren bilim insanı Dalton'dur. Fikrinin atılması üzerinden sonra deneyle yaparak bu görüşü atom modeline. Bak bir modeli varmış. Modelin adı ne? Atom modeli. İlginç. Atom modeline dönüştürmüş. Odur ihtimali. Farklı atomları modellemek için bir kere verilen şekildeki bir boncuklar verilmiş. Buna göre boncuklar bir araya gelmesiyle oluşan moleküllerden hangisi elementtir? Dikkat ettiniz mi? Aşağıdaki molekül modellerden. Bu aşağıdaki hepsi molekül. Molekül. Kimyasal yolla ayrılabilecek parçacıklar. Tamam. Çünkü kimyasal yolla ayrıldığınız tek bir atom da molekül olur mu? Atom olur gene de. İki tane yapışıksa, en az iki tane yapışıksa molekül. Bir tanesi atom olur çocuklar. Molekül bu ikisi aynı da olabilir. Aynı olmayabilir de farklı cinsten iki atom da olabilir. Üç atom da olabilir. Tam böyle ilginç kareli bir atomlar yapsın. Bu da molekül, şu da molekül. Bu da molekül, bu da molekül, bu da molekül, bu da molekül. He. Peki bunun adı ne? Eğer atomlar aynıysa, aynı cins atomsa biz buna element diyoruz. Cevap adına. Eğer atomlar farklıysa, tamam. Biz buna ne deriz? Bileşik deriz. Tamam, bu bir bileşik. Şimdi bakalım. Bileşik. Atomlar aynı.
Buna örnekle işte mesela demir düşünsene, demir. Bir sürü demir bir araya gelmiş, aynı değil mi? Ya da bakır ya da şu bu, bunların hepsi nedir? Elementtir. İçine farklı bir şey girmeyecek. Tek öz saf saf olacak. Biraz bile paslansa artık demir olmaktan çıktı. Neyse. Ayşe, öğretmen elementleri ve elementleri ve sembolü öğretirken aşağıdaki bir ton balaka adı hazırlanmış. Bir öğrenci element isimleri ve sembolü yazıldığı tablodan iki pul çekmiş. Çekilen pullar bu olduğuna göre bakır ve zn o yazıldığına göre öğrenci pullar aşağıdaki hangi numarada çekmiştir? Şimdi çocuklar, bakırın simgesi ne? Cu. Cu nerede? Şurada iki numara. Bu zn ne demek? Çinko demek. Çinko. Onu bilmemiz lazım. Çinko nerede? 4 numara. O zaman cevap 2 ve 4. Bursa. Helyum simgesi H'dir. S potasyumdu diye hatırlıyorum. Potasyum. K neydi ya? K mı potasyumdu? S ne olur? K potasyum. S kükürt olur. Bitmek kükürt. Çok bu kükürttür. Ben öyle hatırlıyorum. Eğer şey yapıyorsam düzeltin. Bu kükürt. S kükürt. F demirdir. K kalsiyumdur. Azot nedir? S kükürtü değil mi? Kükürtü hatırlıyorum. S kükürtü umarım. Çünkü K potasyumdu. Aşağıdaki elementlerden hangisinin sembolü tek tarafla, tek harfle gösterir? Azot. Sadece Na ile. Neon. Ne E ile. Sodyum. Na ile. Magnezyum. Mg ile. Cevabımız tek harfle gösterilen Adana. Bilmemiz lazım. Çocuklar. Buna ilgili ben yorum yapacağım. Yorum videosu. Buna göre bu elementler hangisidir? Buna göre bu element hangisidir? Bir elementin bazı kullanım alanına verilmiştir. Gördük. Sofra tuzu kullanımında. Şimdi sofra tuzunda iki tane var. Ne? Sodyum ve krol. Bu ikisi ne oluyor? Sofra tuzunu oluşturuyor. İçme sularında mikrop öldürücü. Bu krol kullanılıyor çocuklar. Yüzme havuzdan temizlenen efekte krol. Verilen ne olur? Krol. Bu ayı cevap. Diyarbakır. Her üçünü bu özellikle. Üçünün de var krol. Şuna bakalım. Aşağıdakilerden hangisi hem soğan zarı hem hücresini hem de insanın ağız içi epidermis hücresinde ortak olanıdır. Soğan hücresi yani bitki ve insan hücresinde. Hayvan demek istemiyorum. İnsan hücresinde bulunur. Bitki ve hayvan hücresinde ortak bulunur. Hayvan demiyorum, insan hücresinde değil. Şimdi duvar, hücre duvarı kimde var? Bitkide var. İnsanda yok. Mitokondri ikisinde de var. Enerji üretme değil mi? İkisinde de var. Kloroplast bitkide var. Sentrozom hücresi insanda var. Hayvan demiyorum. Cevabımız Bursa. Tamam. Her ikisinde olan, ortak olan Bursa. Bir sonraki sorumuza bakalım. Sağ üst tarafta ben insanlar hayvanlar kategorisine almak istemiyorum çocuklar. Yani biyolojik olarak oraya yaklaşık olsa da hayvanların bir sürü üstün özelliği var. Aşağıdaki hangisi canlılıkla ilgili en küçük organizasyon dediği çocuklar? Canlılıkla ilgili en küçük şey hücre. Değil. Hücre bir araya gerek dokuyu. Dokular bir araya gerek o organı. Organlar bir araya gerek sistemi ne yaparlar? Oluştururlar. En küçüğü hücre. Şuna bakalım. Aşağıdaki hangisi mitozla gerçekleştirilemez? Mitoz. Mitoz ne yapar? O aynısı iki tane oluşturuyor. Tıpatıp aynısı. İşte hücre onarımlarında şeylerinde oluyor. Yenilmede ya da döneminden sonra büyümelerde. Gene ki büyüme ve onarım. Zigotun gelişmesiyle bir canlının meydana gelmesi. Zigot gelişerek evet bu dönemeden sonra büyümeye çalışıyor. Burada mitoz var. İnsanda yaranın iyileşmesi mitoz var. Bir fidan büyümesi mitoz var. Yumurta ve bu döllenme çocuklar. Döllenme mitoz yok. Bu döllenme. Ha özür dilerim ya bu ben bileşimi sandım. Bileşim değil. Oluşumu diyor. Çocuklar burada mayoz var. Tamam kusura bakmayın. Burada mayoz var. Cevabınıza bakın. Allah'tan siz yorumlardan hocam buraya yanlış yaptın. Şu yanlış yaptın demeden ben bu sefer yanlışımı buluyorum. Aşağıdaki hangisi mitozda en son gözükür? Çocuklar mitozda bakalım. İplikleri oluşur. İplikleri ne oluşur? Merkezde sıralanmış o ne diyorlar? Kromozomları koparmak için, birden ayırmak için. İplik oluştu. Sitoplazma bölünmesi. Sitoplazma ne zaman bölünür? İşler hepsi bitti. 200'e olmak üzereyim. 200'e olmak üzereyim ayrılıyorum. En son değil mi bu? En son. En son. Kromozomların hocam ortasına dizilmesi. Bak kardeş kromatinin ayrılması. Bakın önce ne olur? Kromozomlar dizilir. İplikler oluşur ve kardeş kromatinleri ayırır. En sonunda da sitoplazma ayrılıyor. Sitoplazma ayrılma en sonu hatta. Şimdi bunu tek tek açıklayabiliriz. İşte neler? Kromozomlar gelir ortaya dizilir. Kendini eşlerler. Sonra iplikleri ne yapar? Gider köşelere dizilirler. İplikleri bu kromozomlara iplik ata ata bunları çekerler. Bir kromozom buraya diye tafıda. Buraya gelir.
Bundan sonra sitoplazma ayrılıp iki hücre oluşur deyip uzatabiliriz. Gülsüm Zeydi dünyada diyebiliriz. Şuna bakalım. İnsan hücresinde bunu yapıyoruz değil mi? Yanlış bir atamadım. Tam güzel. İnsan hücresinde insan şekerlik insan üreme hücresini verilmiş. Küçülteceğim biraz. Tamam. Evet buyurun. Kaleme olayı hangisi doğrudur? Şimdi çocuklar. Burada kendisini buraya almış. Mitokondri, mitoz neyse. Buraya aldı. Buradan kendisini dikkat ederseniz yarıladı. Bu ne? Mayoz. Mayozun birinci evresi bu. Bu da mayozun ikinci evresi. Burası şeye benziyor. Söyleyin. Mitoza benziyor. Tamam. %100 mitoz mu? Değil. Neden? Neden şu? Hani şu kendi böyle yaptı ya. Şurada iki tane kromatit oluştu ya. İşte bu oluşan kromatitler, hani şurada oluşan kromozomlar, şurada oluşan kromozomlar ayrılacak ya şu mitoz gibi. Ayrılırken şu kromozomun bir kısmı, şu kromozomun şu uç kısmı, şu kromozomun başka bir uç kısmı farklı oluyor. Ayrıldığınızda şu oluşan hücreyle şurada oluşan hücrenin kromozomları farklı. Neden? Nedeni daha önce gerçekleşen crossing over, parça değişimi. Bu burada parça değiştirdi, şu kromozom bir yerini değiştirdi. Ayrılınca bu kromozom bir yeri değişmemiş, şu kromozom bir yeri değişmiş. Ayrılığında iki farklı hücre oluşuyor. Yani bu sonunda dört tane farklı hücre oluşuyor. Şurası kromozomuna benziyor ama %100 benzemiyor. Kromozomda aynı şeyde oluşurken burada aynı hücre oluşmayabilir. Oluşabilir de crossing over olmadıysa şuna tıp atıp mitoz gibi olur. Buna göre hangileri doğrudur? Crossing over parça değişimi. LM şu kısım çünkü L ve M ne mayozu oluşturur. Doğru. L olay mitozdur. Çünkü L olay mitoz değil mayozun birinci evresidir. Bu M de mayozun ikinci evresi. Yanlış. M olayından sonra oluşan hücrenin tümü aynı genetik. Hayır çocuklar. Bunlar aynı genetikliğe sahip olmak zorunda değil. Evet geçelim. Her dördü de farklı. Tamam. Genellikle yüzde yani çoğunlukla crossing over bitmal oluyor. Olduğu için de hücre farklı olur. K olayı dönülmedir. K olayı dönülmüyor ha. Dönülme yok. Bitimiz aynısı. Aynısı oraya almış. Artık bu aynısı buraya geliyor. Burada ne olmuş olabilir? Kendi sitoplazma şeyini artırmış olabilir. Mitokondri kromozomlar artırmış olabilir. Cevabımız Adana doğrudur. Geçelim bir sonraki sorumuza. Şekildeki insana ait yumurta hücreyi verilmiş. Yumurta hücreyi işte şu bu. Yine aynı şey. Benzer ya. Bir konuda çok soru soruyorlar. Buna göre hangisi doğrudur? Biraz daha küçülteceğim. Hepsini görün. Neyi de alalım. Tamam. Şimdi K ve M olayla aynı genetiğe sahiptir. Çocuklar K ve M. K hücresi 2N iken M ne oluyor? N düşüyor. Bu da N'e N oluyordu hatırlıyoruz. Bu durumda ne olur? Bu aynı genetik sahibi değil. Aynı genetik yapıda değiller. Tam farklı hücreler. L hücresi yumurtanın iki katı. Çocuklar L iki katı değil. Tam aksine yarısı kadar kromozoma sahip. Bu da yanlış. Yumurta ve M hücresi aynı genetik yapıdır. Şimdi yumurta ve M hücresi ne dedin? M. M mi ya? Şimdi silmişim. Yoksa yukarıda bir şey daha mı var? Neyse ben D'ye atlayayım. K hücresi yumurtadaki kalsa bilgenin tümünü taşır. K hücresi şu. Yumurtanın tıp atıp aynısını aldığı için aynısını taşır. Bitmem yukarıda bir şey daha yok. Evet. Aynısını K hücresi zaten ana yumurtanın aynısını taşır. Budur. Cevabımız Diyarbakır. Aynısını taşır. Yumurta ve M hücresi. Çünkü M hücresi nerede? M. Ha bulmuş. Çünkü bu 2N. Bu N. Bir de mayoz olmuş. Yani bir sürü genetik yapı değişimi olmuş. Bu aynısını taşımaz. Yanlış Diyarbakır. C yanlış yani. Buna gelelim. Şimdi iki defa hatta istesek üç defa da bitebiliriz. Aşağı hangisi mayoz mitozu ortak olarak gerçekleşir? 3-4 soru bu remedy oldu. İlginç. Oluşan yeni hücrenin aynı genetik yapıda olması. Değiller. Kromozom sayının yarıya inmesi. Mitozda inmez. Genetik çeşitlilik mitozda olmaz. Bölme hücresinde DNA eşleşmesi hepsinde de olur. DNA eşleşiyor. DNA'yı iki katına çıkarıyor. Tamamız diyor bakın. Hepsinde olur. Evet çocuklar böylece fenini bitirdik. Şimdi sırada şöyle bakalım. Evet sosyal bilgi sorularımızı çözebiliriz. Şuraya gelelim böyle. Aşağıdaki ile sosyal bilgiye geçtik. Aşağıdaki hangisi sözlü iletişim türüne ait? Sözsüz konuşmadan iletişim kuracağız. Komşumuz gördüğümüzde günaydın demek sözlü. Arkadaşımıza başımız sağlık selam vermek sözsüz. Aa bak kelime melime çıkmadı. Öğretmen sınavdan önce puanı sormak sözlü. Hasta olan bir arkadaşına geçmiş olsun demek sözlü. Basit cevabımız Bursa. Başını sağlamak sözsüz iletişim. İkinci sorumuz aşağıdaki etkili dinleme yöntemlerimiz değildir. Dikkatli bir şekilde dinleme etkilidir. Çevre dinlediğimizi karşıya hissettirme etkilidir. Konuşmamızın sözünü kesime etkisizdir. Bayağı kötü olur. Gerektiğinde soru sormak için not alma önemlidir. Onu arada hani sözünü kesmeyeceğiz ya. Arada unutmamak için not alma. Cevabımız Ceyhan. Söz kesme iyi değil.
Aşağıdaki hangisi empatik olan biri bile için söylenemez? Empatik, karşıdakinin durumunu o kendi oraya koyup anlamaya çalışma ve hissetme. İletişimde bulunduğu kişiyi yargılamaz, güzel. Ortak duygu ortaklığı kurarak insanları anlamaya çalışır, doğru. Konunun geçişini tespit etmeden bir ön yargı kanıya varır. Hayır, bu tehlikeli. Dış dünyaya karşısında kişinin penceresinden görmeye çalışır, doğru. Cevabımız Ceyhan. Basit bize sorulardan oluşuyor. Şu an kadar basit sorulardan geldi. Genellikle bilgi sorusu, bazı şey sorular gelmeye başlamıştı. Diyor ki, yaşadığımız duygularla ilgili de getirirken suçlayıcı ve değerlendirici olmayan mesajlar içeren dili ben dilidir. Karşı yaşadığımız duyguları, kendi duygularımızı, bizim yaşadığımız duyguları diye getirirken çocuklar genellikle ben dili ben geçiyor. Benim duygularım, benim şeylerim, benim şeyi neden değerlendirici ve suçlayıcı olmuyor? Çünkü kimse kendi değerlendirip suçlamıyor. Direkt benimle konuşuyor. Ama karşıdakini şey yaparken suçlayıcı ve değerlendirici şeyle yapar. Karşıdaki için yapar, kendisi için yapmıyor. Genel şeyimiz. Ben dili hep benimle ilgili şeyle yapar. Bakalım. O danı dağınık bıraktığı için üzülüyorum. Kim? Ben. Ben dili. Konuşmanın sorununu getirmediği için rahatsız oluyorum. Yine ben. Ben rahatsız oluyorum. Ben üzülüyorum. Değil mi? Kendi duygularımızı ne yapıyoruz? Dile getiriyoruz. Düşüncelerimizi. Eve geç gelme beni endişelendiriyor. Ben. Arkadaşına iyi geçinmen bir türlü beceremiyorsun. Sen. Bu sen. Bu da ki de ben. Sen beceremiyorsun. Suçlayıcı ve değerlendirici şeyler karşıdaki için yapılır. Sen dilidir. Sen. Ama benle ilgili ben kendi suçlamam ve değerlendirmem de. Tamam. İlginç bir şey. Televizyon programı içeriği hakkında önceden uyarı verilen akıllı işaretler nerede yapılmış? Çok akıllı işaretler. Bakın DİR kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı İstatistik Kurumu değil, televizyonla ve radyo kurumu yapar değil mi? Kendisiyle ilgili bir şey bu. Cevabımız Bursa. Yani televizyonla ilgili şeyleri niye DİR kurumu yapsın ya da Milli Eğitim ya da İstatistik? Radyo kurumu kendisi bu akıllı işaretleri bulur. El özel bir şey olmadıysa. Aşağıdaki hangisi sosyal medyanın faydalı kullanma örnek gösterilebilir? İhtiyaç hesapları için yardım kampanyaları güzel. Zaman çoğunu sosyal medyada zaman kaybı. Doğrunun emin olmadığımız haberlerde yalan haber. Kişisel bilgilerimizi tanımadığımız kişilere özel hayatına ilgili bilgi tanınması. Buna tehlikeli ama adına güzel, faydalı bir bilgi. Yedinci soru. Sol yapalım. Sola kay. Bu bilgiye göre aşağıdaki hangisi yönetenler arasında yer almaz? Yönetenler. Osmanlı Devleti'nde yönetenler toplu. Yönetenler ve yönetenler olmak üzere ikiye almaktadır. Yönetenler askeri, idari, siyasi ve dini yetkilere sahip devlet adamlarıdır. Şimdi Sancak Bey validir, yönetendir. Kadı nerede? İdari yani şey. Hem kadı nedir? Yargı şeyine bakıyorum. Burada yargı bulamadım da. Yargı şeye bakır. Bu da yöneten kısmındadır. Tımar sipahi askeri kısmındadır. Askeridir ama yöneten grubuna giriyor. Tamam ama esnaf halk kısmındadır. Cevap yer bakır. Tamamla sipahi. Aşağıdaki Osmanlı Beyliği'nin en kısa sürede güçlenmesini sağlayan aşağıdaki nedenler hangisi kurulduğu bölgenin sağladığı avantajlardan biridir? Bölge. Padişahın işi bu bölgeyle alakası yok. İş başına geçmesi. Bu bölgeyle alakası yok. Kişi yeteneğiyle ilgili. Bizans'ın ve Osmanlı'nın karışık içinde olması güzel. Bizans'ın ve Balkanların karışıklık içinde olması bu bölgeyle ilgili. Bölge karışık. İstediğin gibi hareket et. Adaletli bir yönetim. Yönetimle ilgili bölgeyle ilgili değil. Merkezi bir devlet anlayışı bölgeyle ilgili değil. Kişinin sistemiyle ilgili. Tamam, merkez yönetimi sistemi. Merkeziyetçi bir devlet. Tamam, bu sistemle ilgili. Bölgeyle alakası yok. Bu bölgede bulunan şehrinde olması, kavganında olması tabii bölgeyle ilgili cevap var Bursa. Bir diğer sorumuza geçelim. Ne sola kayalım? Kaydım. Tamam, güzel. Diyor ki, sanayi inkılabı sonucu şehirlerde çok sayıda fabrika kuruldu. Şehirler hızla artan fabrikaların işçi ihtiyacını nedeniyle göç büyüdü. Daha sonra daha iyi şartlarda yaşamak için köylüler şehirlere göç etmeye başlayınca köylerde nüfus azalırken şehirde nüfus patladı. Nüfus artışı gerçekleşti. Bu metinde sanayi inkılabının hangisini? Çocuk hangisi sosyal? Sosyal alanda. Tamam. Sosyal demek günlük hayat. Hayatımız. Bilimsel alan, dini alan, siyasi alan değil. Bu hayatımız. Siyasi alan genellikle ülkenin yönetimiyle ilgili. Vay. Bilimsel, dinidir biliyorsunuz. Aşağıdaki hangisi Osmanlı Devleti'nin uyguladığı İskan politikasının askeri amaçlardan değildir? İskan. İskan politikası nedir çocuklar? Yerleştirme. Göç eden halkı bir yerleştirme İskan politikası. Issız ve terk edilmiş yerlerde Türk şehirleri kurmak askeri değildir. Asker olabilir de olmayabilir ama çam çıkartamadım. Romanya'da boş arazi ekilip biçilme bu ekonomiyle ilgili boş arazi iş yapmak. Fethiye'ye Türk nüfusu yerleştirilen yerleştirerek yeni fethi yerleri askeri strateji. Tamam. Türkiye'yi yerleştiriyorsun amaç yeni yerleri fethetmek için ortam hazırlıyorsun. Bu olur. İskan eden topraklarda vergi bu ekonomiyle ilgili. Issız terk edilmiş yerlerde Türk şehirleri oluşturmak ve o toprağı tam elde tutmak için. Cevabımız Ceyhan. 11. soru.
Şöyle. Girer. Bu metin Osmanlı kültürüne özellikle hangisi vurgulanmıştır? Konuşan kişi, konuşan sözünü pek kısa tutar, dinleyen de söz bitene kadar güzel bir dikkate diye güzel bir dikkat halindedir. Yaşlı ve büyüklere karşı hürmet ve onların haklarına riayet hal edilmeyecek bir nezaket içindedir. Bu ne? Saygı. Dayanışma, temizlik, çalışkanlık değil, saygı. Şu anki geçerde bazen de eksik. Allah verir inşallah. Buna bakalım. Osmanlı Devleti'nde geçmeden hangileriyle ilgilidir? Osmanlı Takvim Vakaiye gazetesi gazete çıkardı. Matbaa eserle bastı. Ekonomiyle ilgili mi? Askeri hiç değil mi? Mimari hiç değil. Kültürle ilgili mi? Ekonomi parasal bir şey mi? Yoksa kültürümüzün gelişmesi mi için mi? Çocuklar, bu ikisi de en doğru cevap kültürümüzün gelişmesi için değil mi? Şimdi eserler arttı. Herkesin elinde kitaplar, kitaplar girdi. Gazete herkes bilgilenmeye başladı. Kültürleşme. Evet, cevap kültür. Ekonomi yani biraz dinlemesini gelirsek küçük bir ekonomi çıkarabiliriz de. Baskın olan cevap kültürle ilgili. Şimdi Birleşmiş Milletler eğitim, dikkat edin, eğitim, kültür, UNESCO tarafından dünya mirasına alınan günümüzde Şanlıurfa. Şanlıurfa'da ne var? Söyle, söyle Göbekli Tepe. Tam çok eski şey sahip, geçmiş sahip bir yer Göbekli Tepe. İçerisinde bulunan kazı alanı neresi? Göbekli Tepe, Cihan. Çatalhöyük değil. Mesela Çatalhöyük Konya'da bir yerde. Çatalhöyük'ü de çok duymuşsunuzdur. Göbekli Tepe'de Şanlıurfa'da. Şöyle bakalım. Gel. Buna. Yerleşik haritasına geçmeye başlayan insanoğlu öncelikle aşağıdaki özellikle hangisine sahip alanlara yerleşmeyi tercih eder? Nereye? Yerleşik haritasına geçtiniz. En çok ihtiyacın olan şey ne de olur? Madenler mi olur? Engebeli araziler mi olur? Zengin armanlar mı olur? Yoksa su kaynakları mı olur? Evet, insanların ilk geçtiği yerler, çocuklar, suların, derelerin geçtiği su kaynakları yerleri. Temel ihtiyacı olan suyu karşılamak için, araziyi sulamak için. Değil mi? Tarıma ulaşacak ya. Cevabımız Diyarbakır. Türkiye'de bunu biraz küçülteceğim. Türkiye'de doğal ve beşeri şartların bölgeden bölgeye farklı özelliklere sunması, yerleşime uygun olan veya uygun olmayan alanın ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Doğal ve beşeri bölgelerden farklı özelliklerin sunması, değil mi? Bu aşağıdaki hangi ülkemizde bu özellikle hangi o sonucu ortaya çıkan bir durumdur? Ne oluyor? Uygun olan uygun olmayan çıkması. Şimdi bunu biraz daha derinli analiz etmem lazım. Türkiye'de doğal ve beşeri şartların bölgeden bölgeye farklı özellikler sunması. Yerleşime uygun olan ve uygun olmayan alanların ortaya çıkması neden olur? Yani bir yere çok insanlar yerleşiyor, bir yere az. Ne? Doğal ve beşeri faktörler. Doğal faktörler biliyorsunuz yer şekilleridir, iklimdir. Beşeri faktörler turizmdir, işte ulaşımdır, bunun gibi geri getiren fabrikalardır, yerlerdir. Bir, nüfus dağılımının düzensiz olması. Evet, bu yapar, ortaya çıkan bir sonuçtur. Dikkat edin, sonuç. Yeraltı kaynaklarının belli alanda toplanması. Bu bir sonuç değil, bu bir neden. Karasal iklimin yaygın olması, bu bir neden. Doğal bitki örtüsünün farklı üstlenmesi, bu bir neden. Bu bir sonuç. Adana bir sonuç. Dileri neden. Tamam. Buna bakalım, şuna bakalım. Diyor ki, aşağıdaki Türkiye'ye ait bir grafik verilmişti. Diyoruz. Bu grafiğin başlığı hangisi oluyor? Bakın, sanayi, tarım, hizmet. Bunlar ne? Çalışma kolları değil mi? Evet. Türkiye'nin nüfus ortalaması değildir. Hiç değil. Türkiye'nin eğitimi değildir. Eğitim böyle yapılmaz. Okuyan okumayan şekilde olabilir. Ya da ilkokul, ortaokul, lise, akademi yapılabilir. Türkiye'nin kır ve kentten bahsetmiyor. O da değildir. Türkiye'de nüfusun ekonomik faaliyetleri bu olabilir. Ekonomik faaliyetin yüzde bu kadar hizmeti, bu kadar buraya, bu kadar buraya. Cevabımız Diyarbakır. Bir sonraki sorumuza geçelim. Diyor ki bir defa bitmek yeterli. Bence görüyorsunuz. Aşağıdaki hangisi nüfus artışının hızlı olduğu yerlerde yaşanan sorunlardan biri değildir. Şimdi bakın nüfus artışı. Okul ihtiyacı arttı mı? Okul ihtiyacının artması. Plansız yapılaşma. Okul ihtiyacı artar, plansız yapılaşma olur. Çevre kirliliği olur. Konut ihtiyacı azalmaz. Artar. Cevaplara bakın. Okul ihtiyacı artmak için bu sefer şey yapacaksın. İşte okula kurmaya, şey yapmaya. Yani buna sorun denilmez de neyse öyle almış kendisi. Evet, şöyle yapalım. Şimdi diyoruz ki Mehmet Antalya'daki köyümüzde orman ürünlerini değerlendirerek çevrenin geçimimizi sağlıyorduk. Ormanımızın büyük bir yangınla yok olması sebebiyle göç etmek zorunda kaldık. Ailemle birlikte başka bir şehrin yolunu tuttuk. Bu metne göre Mehmet ve ailesinin göç etme sebebi nedir? Afet, doğal afet değil mi? Sağlık sorunu değil. Afet kaynaklı işsizlik olur. Bak afet, yangındır, seldir, depremdir bunlar. Daha iyi bir de eğitim amacı değil. Başka bir ülkeye göç etme değil. Bu doğal afet çağımız Bursa. Bir sonraki sorumuza geçelim. Ülkemizde nüfus sanayi tesislerinin çevresinde daha çok yoğunlaşmış. Tamam. Nedeni ne? Nedeni iş imkanı. Sanayi tesislerinin yoğun enerjiye tüketmesi değil.
Sanat eserinin genelde kritik şeylerinde yer alması değil, fabrikadan fazla sayıda insana iş imkanı sağlaması olur. Fabrikalara ulaşıma uygun alanlar kurması değil, cevabımız iş imkanından dolayı değil mi? Bundan dolayı insanlar oraya gidiyor. 19-20, bitireyim hocam bunu biraz. Ahmet Vahiles yaşadıkça şehirden yılın belli zamanlarında Adana'ya pamuk hasadından çalışıp gitmek için gitmektedir. Belli zamanlarda gidip geri geliyorlarsa buna ne diyoruz? Mevsimlik göç. Tamam. Bu mevsimlik göçtür. Mülteci göçü değil, başka ülkeden başka ülke zorunlu bir nedenle dolayı göç değil. Beyin göçü değil, bilim adamları, eğitim görmüş insanlar başka ülkeye geç etmiyorlar. Sürekli göç bir neden dolayı kalıcı olarak gitmek, sürekli göç olur. Canımız Adana, mevsimlik göçü bu. Çoğu yaşadıkları yerlere geri geliyorlar. Orada da birkaç ay kalırlar. Şimdi, bu ayette aşağıdan hangisi olmaktadır? Evet, din kültürü okuyanlar ve din kültürü okumayanlar mevzusuna geldik. Şimdi din kültürü iki soru çözüyoruz. Bir din kültürü okuyanlar, bir din kültürü okumayanlar şeklinde gidiyoruz. Bu hayatta sen kim olmak doğrudur. Bu dünyada hayatı ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yolundan gelince işte gerçek hayat odur. Keşke bilselerdi. Vurgulanan şey nedir? Ahirete imanın inanç esirlerinden biri olduğu. İnsan belli bir düzen için yaratıldı. İnsan evrenin belli bir düzen için yaratıldı. Her canlının bir sonu olduğu. Hayatın ahiret birinciliği yaşanması gerektiği. Bu daha mantıklı. Neden? Diyor ki siz burası bir eğlence şehri. Siz eğleniyorsunuz. Asıl gerçek ahirettir diyor. Ahiret bilinciyle hayatınızı yaşayın diyor. Cevabınız Diyarbakır. Demek bunu elde edemediniz. Ya da kafanız karıştı. O zaman 21'i din kültürünü okumayanlardan bulmaya çalışalım. Diyor ki etkili iletişimi olumsuz etkilenen aşağıdaki sorulardan hangisi dinleyiciden kaynaklanıyor? Dinleyen kişiden kaynaklanıyor. Yazılanmış konuşma metni onu konuşan kişiden kaynaklanır. Yazılanmamış konuşma metni. Eksik bilgi mesaj verme bu konuşan kişi. Yanlış anlaşılma neden olacak ifadeleri kullanma, konuşan kişi, söyleneni yetersiz algılama, dinleyen kişiden kaynaklanan cevabımız Diyarbakır. Demek bir öncekinde cevabı Diyarbakır'dı. Bakalım 21'in cevabı neymiş? 21'in cevabı Diyarbakır değil mi? Evet 22. Bu boş bırakın hangisi gelir? Hac ve umre yapılırken Hacı-ül Esved selamlaşa başlamak ve yine onu selamlayarak bitirmek üzere Kabe'nin etrafında bir kez tur dönmeye çocuklar. Bir kez dönmeye şart. 7 tuz dönmeye ne diyorlar? Tavaf. Cevabımız Adana. Anlattık mı? Say tepeler arasında tur atma. Tepeye gidiyorsun ya. Budur. Vakfe neydi ya? Vakfeyi unuttum. Devam edelim. Vakfeyi bilmiyorum daha doğrusu. Onu çalışmadım. Kusura bakmayın. Onu araştırmam lazım diye. Keşke araştırsaydım. Bu metinde asıl sonradan hangisinin cevabıdır? Müslümanlar hac için mikat bölgelerine geldiklerinde abdest alıp 2 rekat namaz kılarlar. Terbiye getirir ve hacca niyet ederek ihrama girerler. Daha sonra Kabe'yi tavaf ederler. Safa ve Merve tepelerinde arasında say yaptıktan sonra Kurban Bayramı'nda Arafa gününde Arafat'a gelip vakfe görevini yerine getirirler. Arafat'a vakfe yapıyorlar. Orada böyle bir süre bekliyorlar mı acaba? O muydu? Bu metnin aslında hangisinin cevabıdır? Haccın önemi değil. Hac nasıl yapılır? Aynen. Ne zaman ve çeşitlerinden bahsetmiyor. Hac nasıl yapıldığından bahsediyor. 23 ne diyoruz? Bursa. Biz bunu da ne kadar şey yapacağız mı ya? 22 Adana'ydı. Şey okumayan 22'sini de çözelim. Kısa bunu hesap atlayacağız. Aslında coğrafi kesimlerin başlamasına etkilidir. Bilimsel gösterimdir. Cevap bilimsel gösterim. Coğrafi kesim pusula bilimsel bir şey. Coğrafi kesimlerin bayağı yardımcı oluyor cevabımız. Adana. Hristiyan yayma bu dini. Avrupa altın bu ekonomi. İpek ve bu ekonomi. Tamam. Cevabımız bilimsel Adana. Evet 22 Adana'ydı din kültürü değil mi? Evet 22 Adana'ydı. 23'ün cevabını biraz önce çözdük. 23'ün cevabı neydi? Bursa, hacı nasıl yapılır? 23'ü din kültürü okumayanlar, 23, 6 olacak o zaman. Din kültürü okumayanlar. Aşağıdaki hangisi? İstanbul'un fethinin ekonomik nedenlerindendir. Bizans'ın İstanbul'un fethinin batıda ilerlemesine engel olması bu siyasi bir neden olabilir. İstanbul karada ve denizde ticaret olan birleştiği bir yer olması ekonomik, parasal. Bizans'ın Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti'ne karşı çıkması siyasal. Osmanlı Devleti'nin Anadolu bölümü toprağında bağlantı kurmaya çalışması ve toprak bütünlüğü. Cevabımız Bursa ekonomi ise. Evet cevap 23 Bursa'ydı. Bursa yaptık zaten dedik ki Tokyo'da 23'ü. 23 bakın 23 neydi? Bursa hacı nasıl yapılır? Şimdi 24 aşağıdaki hangisi Kur'an-ı Kerim'de mevt, melekül mevt. Çocuklar mevt ölüm demek. Ölüm meleği. Kim? Azrail. Cevap Adana. Hani şeyde sabah namazında da eğitim seni görmüşsünüz. Es-salatun haylun minen nevm. Mevut. Uyku ölümden hayırlıdır. Hayır. Uyku namazdan hayırlıdır. Mevut. Nevm muydu? Nevmdi. O şeydi ya uykuydu uyku. Namaz uykudan hayırlıdır. Salah. Es-salatun haylun minen nevm.
Evet, hayırlıdır namaz uykudan. Evet, Mehmet kardeş, neyse ya ben neye gidiyorum, kusura bakın, az ayrı olacak, ölmeli. 24, Adana, link dokumentan 24'üne bakalım. Açıkçası Osmanlı Devleti'nin Haçlılar yaptığı savaşların biri değildir. Haçlılar, çünkü Ankara Savaşı Haçlılar değil. Osmanlı kimle yapıyor Ankara Savaşı'nı? Tabi de Timur'la yapıyor, Timur Devleti. Değil mi? Cevap Adana. Devam edelim, 25. soru. İnsana sadakat yarışır gövse de ikrah, yardımcısıdır doğrulan Hazreti Allah. Bu dilde kavramın hangisinin önemi bulunmaktadır? Yardımcı olmak, yardımcısıdır. İnsana yardım eden değil mi? İnsana sadakat, yani doğruluk yarışır. Görse de ikrah, ikrah ne olduğunu bilmiyorum. Yardımcısıdır doğruların, doğru söyleyenlerin. Bu nedir? Çalışkan, yardımcısı cümle değil, doğruluk, dürüstlük. Cevap Ceyhan. 25 Ceyhan, ilk okumayalım, 25'ine bakalım. Şimdi aşağıdaki hangisi insanların yerleri, yerleşim yeri tercihinde etkili olan faktörlerdir? Faktörlerdendir. Yerleşim yeri, madencilik, turizm, iklim, ticaret. Çıkar. Aşağıdaki hangisi insan doğal faktörlerden diyor, tamam mı? Beşeri değil. Yani insan eli değmeyecek. İklim insan eli değmez Ceyhan. Ticarette madencilik ve turizm bunlar insan eli değişir. Beşeri faktörü olur. Bak maden demiyor. Madencilik diyor. İnsan ile yaptığı şeyler tamam. Cevap mı Ceyhan? Evet çocuklar böylece sosyal bilgilerimizi vermeyiz. Yani bu sınavı bitirdik. Şimdiden bu sınavı önceliği başlar diyorum. Kendinize bakın. Allah'a emanet olun.